Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu B1 mektup kalıplarıyla alakalı olacaktır. Ben sizin için B1 mektuplarında kullanabileceğiniz bir sürü kalıp cümleler çıkarttım. Bunları slide haline dönüştürdüm. Şimdi bu slide'ı yakından tahlil edebilmek için bilgisayar kamerasına geçiş yapıyoruz. Mektup yazmada iyi puan almak için kalıp cümleleri öğrenmemiz gerçekten çok önemli. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü Schreiben'da mektup yazmada biz 4 noktadan puan alıyoruz. Bunlar içeriğin uygunluğu, iletişimsel tasarım, doğruluk ve kelime hazinesi. Bu 4 noktayı önceki derslerimizde izah etmiştik. Önceki mektup yazma teknikleri ve tüyoları dersinde bunu izah etmiştik. Eğer o dersi izlemeyen varsa, öncelikle o dersi izlerlerse çok daha istifade etmiş olurlar. Bu 4 noktanın her biri 5'er puan ve toplamda 20 puan. Biz %75 almamız gerekiyor ve yani 15 puan almamız gerekiyor ki burada B1 almış olalım mektubumuzdan. Şimdi burada içeriğin uygunluğu dediği hadise bize verilen punktlar 4 tane madde var. O da 4 maddeye değinip değinemediğimiz. Şimdi o 4 madde genelde belli maddeler oluyor. Yani yazma sebebimiz oluyor, garanti olmuş oluyor ya da nasıl ulaşılabilirsiniz gibi belli kalıp cümleler olmuş oluyor. Belli kalıp kelimeler olmuş oluyor. Şimdi onlara değinebilmek için bunlarla alakalı belli kalıp cümleleri öğrendiğimiz takdirde burada içeriğin uygunluğuyla alakalı çok rahat bir şekilde 4 maddeye de 4 punkta da çok kolay bir şekilde değinebiliriz. Hatta bununla alakalı ekstra ben size tüyolar vereceğim bu derste de. İkincisi komünikatif ve geçteltüm dediğimiz iletişimsel tasarım. Yani insanlarla iletişim kurabilip kurup kuramadığımız, bağlaçları kullanıp kullanamadığımızla alakalı bir bölüm olmuş oluyor ki bu bölümde biz normalde spontan yazamayacağımız birçok cümleyi, kalıp cümleyi öğrenip yazdığımızda orada oplu olsun, desalplı olsun farklı bağlaçlarla kullandığımız cümleler bize yüksek puan kazandıracaktır. Aynı zamanda correctheit, doğruluk. Yani biz spontan yazarken yanlış yazma ihtimalimiz vardır ama kalıp cümleyi direkt ezberlediğimiz kalıp cümleyi yazdığımızda o kalıp cümlenin yanlış olma ihtimali yoktur. Onun için correctheit'ten da iyi bir puan alırız ve aynı zamanda normalde bilmediğimiz cümleleri ezberlediğimiz kalıp cümlelerle orada kullandığımız zaman neticede Wordshots'tan da yani kelime hazinesinden de yüksek puan almış oluruz. Mektup yazarken belli bir sıralamayı takip etmenizin işinizi çok kolaylaştıracağını önceki derste söylemiştik hatırlarsanız. Yani sınavın koduna girmeyi unutmayın. Mail mi yazacaksınız, mektup mu yazacaksınız buna karar verin. Adresinizi, betrefinizi yazın, tarihinizi atın. Hitap cümlesini belirtin. Orada virgülü unutmayın, küçük harfle başlayın vesaire. Sorumuzu dönüştürün. Daha sonra giriş, gelişme, kapanış ve vedalaşma cümlelerini yazdıktan sonra isminizi yazmayı unutmayın. Ve en sonunda kontrol edin diye söylemiştik hatırlarsanız. Buna değindiğimiz için tek tek ayrıntısına girmeyeceğim ama bizim bugün işleyeceğimiz Schreiben kalıpları da buradaki sıralamayla olacak. Öncelikle adresle başlayalım. Die Adresse veya Die Anschrift olarak geçiyor. İki kullanımda mevcut. Adres tabi sadece brieflerde yazılır. Yani mektuplarda sadece adres yazılır. Bunu unutmayın. Sizden bir mail isteniyorsa ya da bir nachricht isteniyorsa o zaman adres yazmazsınız. Yani bir maile adres yazdığınız zaman da puan kaybedersiniz. Onun için burada sizden brief istendiğinde adres yazmanız gerektiğini unutmayın. Üstte sol üst köşeye kendi adresinizi, isminizi ve adresinizi daha sonra iki satır boşluk bırakarak firmaysa firmanın ya da şahısla şahsın ismini ve adresini yazmanız gerekiyor. Genelde B1 sınavlarında zaten adres verilmez. Siz orada bir adres uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Normalde DTS sınavlarında adres yazma zorunluluğu olması da sizin yazmanızı ben tavsiye ettiğimi önceki derslerimde söylemiştim. Daha sonra sağ üst köşeye bulunduğunuz ili ve tarihi atıyorsunuz. Daha sonra betref diyerek betrefimizi yazmış oluyoruz. Daha sonra e-posta ya da mektubumuzun resmi mi gayri resmi mi yani formal mi informal mi olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bunun için ayrıca uygun şahıs zamirini de seçmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü iletişimsel tasarım puanları en çok buradan kırılmaktadır. Yani siz zili konuşmanız gereken yerde do'lu, inen demeniz gereken yerde dia dediğiniz zaman ya da do demeniz gereken yerde zi veya dia demeniz gereken yerde inen dediğiniz zaman o zaman ekstra puanınız kırılacaktır. Buna ekstra dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz kalıp cümleler öğreniyoruz, ezberliyoruz ve ezberlediğimiz kalıp cümle bazen diyalı oluyor veya inenli oluyor. Yani bazen zizenli veya düzenli olabiliyor. Ama siz formal mektup yazarken ezberlediğiniz kalıp cümleyi siz resmi mektup yazarken diyalı ezberlemişsinizdir. Ve oraya otomatik yazarken ezberden yazarken diyalı yazacaksınızdır. Ve netice itibariyle oradan bir puanınız kırılacaktır. Ama nereden kırıldığını bile bilemeyebilirsiniz. Yani hatırlayamayabilirsiniz. Çok güzel bir mektup yazmıştım. Niye böyle düşük puan aldım diyebilirsiniz. Onun için mektubu bitirdikten sonra en son bölümümüz var ya mektup sıralamasında en son bölüm. Mektubun kontrol edilmesi. Bu kontrol edilmesinde ekstra olarak mektuptaki hitaplara bakmanız lazım. Yani ben ne resmi bir mektup
mektup yazdım. Evet, resmi mektupta benim diye kullanmamam lazım. İğnen kullanmam lazım ya da dein dememem lazım. Ne yapacağım ben? Buradaki kelimeleri kontrol edeceğim diyerek orada siz arada yanlışlıkla diye kullandınız mı kullanmadınız mı diye onları da kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlardan puanınız kırılır. Ayrıca şunu da unutmayın ki sadece sınav açısından değil, normalde de Almanya'da formalitelere çok uyuluyor. Onun için eğer siz bu formalitelere uymadığınız zaman bu sizi kaba ve küste olarak gösterebilir. Mesela örnek veriyorum, ich möchte demeniz gereken yerde ich will dediğiniz zaman karşıdaki bazen sizi uyarabiliyor. Yani herhalde möchte demek istediğiniz şeklinde söyleyebiliyor. Ya da ich und meine Frau diye cümleye başladığınızda ben rastlamıştım. Bana dediler ki meine Frau und ich şeklinde kullanmanız daha nazik şeklinde söylediler. Çünkü bir kişinin kendisini önce söylemesi egoistik olarak düşünülebiliyor vesaire. Yani bu tarz formalite cümleler, kalıplar Almanya'da önemli ve Almanya'da mektuplar çokça yazılıyor. Biliyorsunuz her yerden mektup geliyor ya da siz mektup yazmanız gerekiyor. Onun için bu kalıpları iyi öğrenmemiz bizim açımızdan önemli. Şimdi Betreff'e geldik. Der Betreff yani konu anlamına geliyor. Betreff'i yazarken Betreff 2 nokta üst üste şeklinde yazmanız güzel olur. Konuyu betimleyecek bir kelime veya kelime grubu yazmanız yeterli olacaktır. Yani örnek veriyorum, siz Beşverde veya reklamasyon vardır. Siz sadece Beşverde yazmanız ya da reklamasyon yazmanız yeterli olacaktır. Ya da informasyon mektubu vardır. İnformasyon yazmanız yeterli olacaktır. Ama tabii siz Beşverde fon bla bla şeklinde oradaki fondan sonra markayı da yazabilirsiniz. Yani markası neyse, mesela cep telefonuysa Samsung S10 Plus şeklinde mesela oraya yazabilirsiniz. Yani markayı yazabilirsiniz. Ya da informasyon für bla bla şeklinde neyle alakalı bilgi alacaksanız, yani Urlaub'sa, tatilse mesela informasyon für Urlaub gibi cümleye giriş yapabilirsiniz. Veya Entschuldigungsa, yani özür mektubuysa Entschuldigung diyebilirsiniz ama Entschuldigung yerine Entschuldigungsschreiben şeklinde yazmanız bence çok daha göze hoş gözükecektir. Özür mektubu anlamına geliyor Entschuldigungsschreiben. Aradaki S'yi unutmayın yalnız. Entschuldigungsschreiben, arada bir S var. Entschuldigungsschreiben şeklinde yazmanız gerekiyor. Ya da bir davet vardır. Yani ya siz birini davet ediyorsunuzdur ya da biri sizi davet ediyordur. İkisine de Einladung diyebilirsiniz ya da Einladung zum Geburtstag diyebilirsiniz. Burada Geburtstag'ı değiştirebilirsiniz. Jubiläum yapabilirsiniz ya da Hochzeitfeier diyebilirsiniz. Tabii Hochzeitfeier dediğin zaman artikeli di olacağından dolayı o zaman sur olmuş olacak. Sum değil, sur olmuş olacak. Ona dikkat edelim. Veya Antwort auf bla bla, yani nokta noktaya yanıt diyebilirsiniz. Ya da bir iş başvurusuysa Bewerbung als Lehrer, yani öğretmen olarak başvuru. Bewerbung als Verkäufer, işte satıcı olarak başvuru vesaire. Oradaki mesleği değiştirebilirsiniz ama artık genelde Bewerbung mektupları çok fazla çıkmıyor DTS sınavlarında. Daha sonra Anrede, yani selamlama bölümü geliyor. Selamlama bölümünde tabii isim bilmiyorsak biz Sehr geehrte Damen und Herren şeklinde yazmış oluyoruz. Eğer isim biliyorsak o zaman Sehr geehrte Frau Müller ya da Sehr geehrter Herr Müller şeklinde yazabiliriz. Orada bize isim verilirse genelde ilk dersimizde söylemiştik, yani soy isim varsa, soy isim yazılmışsa ya da tam isim yazılmışsa genelde bu zili yazılması gerekiyor. Eğer isim yazılmışsa ya da arkadaşınız deniyorsa o zaman da siz Dutsenli yazmanız gerekiyor. Samimi yazmanız gerekiyor. Burada unutmayacağımız önemli bir nokta şu arkadaşlar. Mesela sınıfınıza, öğretmeninize bir mektup yazmanız gerekiyor dedi. Ya da çocuğunuzun öğretmenine bir Entschuldigung yazmanız gerekiyor. Ya da ev sahibinize ya da patronunuza bir şey yazmanız gerekiyor dediğinde, eğer size isim vermemişse bile siz oraya bir isim sallamak zorundasınız. Neden? Çünkü sizin patronunuzun ismini ya da öğretmeninizin ya da çocuğunuzun öğretmeninin ismini bilmeme gibi bir durumunuz söz konusu olamaz. Ben genelde Müller'i kullanıyorum. Müller Almanların en çok kullandığı soy isim olduğu için Sehr geehrte Frau Müller ya da Sehr geehrter Herr Müller şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Ya da Liebe Maria, Liebe Ahmet şeklinde ya da Hello Liebe Freunde, yani merhaba arkadaşlar, yani birkaç kişi yazıyorsak bu şekilde mektubu kullanabiliriz. Daha sonra hal hatır sorma kalıplarıyla mektubumuza devam edebiliriz. Burada hal hatır sorma kalıplarını resmi kurumlarda kullanamazsınız. Yani resmi bir kuruma ya da bir şirkete yazıyorsanız o zaman hal hatır soramazsınız. Onu unutmayın. Ama bir şahsa yazıyorsanız hal hatır sorabilirsiniz ve bu cümleleri kullanın. Çünkü bunları kullanmak hem kolaydır, hem işe bir nezaket katar, hem de netice itibariyle 80 kelime yazmanız gerekiyor. En az 80 kelime yazmanız gerekiyor. Bu kelimeyi de doldurmanız gerektiği için, kelime sayısını doldurmanız gerektiği için bu kalıp cümleler işinize yarayacaktır. Benim en çok kullandığım haleter sorma kalıpları Suels möchte Ihnen einen schönen Tag wünschen kelimesiydi. Yani öncelikle size bir iyi günler dilemek istiyorum şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Daha sonra Wie geht es Ihnen? Nasılsınız? Ich hoffe, dass alles bei Ihnen gut läuft. Umarım her şey sizin için iyi gidiyordur. Wir haben uns so lange nicht gesehen gibi, yani uzun süredir görüşemedik gibi haleter cümleleriyle bir giriş yapıp daha sonra mektubunuza devam edebilirsiniz. Fakat önemine binaen tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Bakın buradaki kalıp cümlelerimiz
resmi formata göre, resmi hal hatır sormaya göre, bakın iğnen geçiyor hep. Yani eğer siz samimi bir mektup yazıyorsanız, buradaki cümleleri böyle ezberleyip böyle koyarsanız, siz normalde dutsenli bir mektup yazarken bunu böyle yazdığınızda puan kaybedersiniz. Onun için o zaman ne yapacağız? Suas möchte ich dir einen schönen Tag wünschen diyeceğiz ya da wie geht es dir diyeceğiz ya da ich hoffe, dass alles bei dir gut läuft şeklinde kullanacağız. Yani buradaki iğnenleri dir'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Başka hangi hal hatır sorma kalıplarını kullanabiliriz? Mesela was gibt es Neues ya da oradaki es'i gibt'e ulayabiliriz. Was gibt's Neues şeklinde de kullanabiliriz. Ne var ne yok diye söyleyebiliriz. Ya da ich habe mich gefreut. Yani ben sevindim. Neye sevindim? Wieder von dir zu hören. Yani senden bir şeyler duyduğuma, senden haber aldığıma. Yani bunu Türkçe olarak senden tekrar haber aldığıma sevindim şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da es tut mir leid, das. Yani ben özür dilerim ki ich dir so lange nicht mehr geschrieben habe. Yani uzun zamandır sana yazmadığım için üzgünüm gibi bir cümle kullanabiliriz. Ja da ich bedanke mich für das nette Gespräch in der vergangenen Woche şeklinde kullanabiliriz. Yani geçen haftaki güzel sohbet için size teşekkür ediyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Böyle bir giriş yapabiliriz. Yani sadece ne var ne yok değil de mesela geçen hafta güzel bir sohbet ettik. Bundan dolayı teşekkür ediyorum gibi başlamada aslında hal hatır sorma kalıplarına giriyor. Tabii ben çok fazla her bölümle alakalı çok fazla kalıp cümle çıkarttım. Siz hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz. Sınava yönelik çalışıyorsanız bilhassa her bölümle alakalı hoşunuza giden belli başlı cümleleri seçerek onları yazıp ezberlemenizde yarar var. Tabii kalıp cümleleri kullanırken çok fazla bilinmeyen ya da kullanılmayan fiilleri, kelimeleri, cümleleri kullandığınız zaman o zaman word charts'la alakalı yani kelime hazinesi bölümünden iyi bir puan alabilirsiniz ya da bununla alakalı güzel bir izlenim bırakabilirsiniz. Mesela einleben bir yere adapte olmak, bir yere alışmak anlamına geliyor. Siz bu fiili kullanabilirsiniz. Buradaki cümlemiz hem mektupta hem de gündelik hayat içerisinde bile kullanabileceğiniz bir cümle. Yani hast du dich in deiner neuen Wohnung gut eingelebt? Yani yeni dairenize alışabildiniz mi, adapte olabildiniz mi? Yani yerleştiniz mi? Bizim Türkçesi yerleştiniz mi deriz biz. O şekilde kullanabiliriz. Ya da hast du dich in deiner neuen Arbeit gut eingelebt? Yani yeni işinize alıştınız mı, adapte olabildiniz mi gibi bir cümleyle giriş yapabiliriz. Bilhassa mesela bizi evine davet ediyorsa mesela o zaman buradaki cümleyi kullanabiliriz. Yeni dairenize alıştınız mı gibi bir cümle kullandığımız zaman gerçekten güzel bir cümle olmuş olacaktır bu. Vielen Dank für deine oder ihre schnelle Rückantwort. Yani duruma göre deine, duruma göre ihre kullanacağız. Yani dutsen veya zizenli olmasına göre. Yani hızlı yanıtınız için teşekkür ederim diye bir cümle kullanabilirsiniz isterseniz. Ich hoffe, dass du oder sie einen herrlichen Sommer verbracht hast oder verbracht haben. Yani du'lu kullanıyorsak verbracht hast, sie'li kullanacaksak verbracht haben şeklinde kullanacağız. Yani umarım harika bir yaz geçirmişsinizdir gibi böyle bir cümle de kullanabiliriz istersek. Ich hoffe, dass du dich besser fühlst. Yani umarım daha iyi hissediyorsundur. Bakın yine güzel bir kalıbımız var. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sie dich vermisst habe. Yani seni ne kadar özlediğimi hayal bile edemezsin. Vorstellen normalde hayal etmek bir manası da tanıştırmak. Refleksif kullanırsak o zaman kendini tanıştırmak, kendini tanıtmak olmuş oluyor. Burada du kannst dir gar nicht vorstellen, yani hayal bile edemezsin, tahmin bile edemezsin. Sonra wie sie dich vermisst habe, seni nasıl çok özlediğimi. Bakın burada normalde soru cümlesinden sonra ne oluyor? İkinci sırada bizim zamirimiz gelmesi gerekiyor. Burada wie sie ich, orada sie araya sanki girmiş gibi görüyorsunuz. Ama aslında wie sie aslında tek bir cümle olmuş oluyor. Yani nasıl çok, ne kadar çok anlamına geliyor. Yine ikinci sırada ich gelmiş oluyor aslında. Wie sie tek olarak düşünmemiz gerekiyor orada. Wie sie ich dich vermisst habe. Yani seni ne kadar özlediğimi tahmin bile edemezsin, hayal bile edemezsin şeklinde. Tabii buradaki wie sie ich dich vermisst habe'yi çıkartıp başka bir şey de kullanabiliriz. Yani her yerde kullanabiliriz bu cümleyi. Du kannst dir gar nicht vorstellen, sen hayal edemezsin, bla 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 yani. Şunu yaptığımı hayal bile edemezsin ya da nasıl olduğunu hayal bile edemezsin gibi cümleler kullanabiliriz. Veyahut da bunun benzer bir cümlesi Ich kann dir gar nicht sagen, yani sana anlatamam, sana söyleyemem wie sie dich vermisst habe, seni ne kadar özlediğimi, yani seni ne kadar çok özlediğimi anlatamam yani. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde de isterse kullanabiliriz. Bu tip kalıplar, bu cümleler hem mektupta kullanabilirsiniz, hem gündelik konuşmada kullanabilirsiniz ve evirip çevirip farklı varyanslarını da kullanabildiğiniz için güzel cümleler olduğunu düşünüyorum. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Yani senin için iyi bir haberim var. Tabii biz bunu çoğul kullanacaksak Ich habe gute Nachrichten für dich şeklinde kullanabiliriz. Yani sana haberlerim var. Yani birkaç haber vereceksek o zaman Nachrichten şeklinde çoğulunu kullanıyoruz. Eğer tek kullanacaksak Nachricht şeklinde kullanmış oluyoruz. Hast du schon gehört, was passiert ist? Yani ne olduğunu duydun mu? Bakın hast du schon gehört, duydun mu? Was passiert ist? Ne oldu? Yani burada yan cümle olduğu için was'dan dolayı ne oluyor? İstimiz, fiilimiz sona gitmiş oluyor. Bu cümlede gene gündelik hayatta da kullanabileceğimiz, mektuba giriş olarak da kullanabileceğimiz bir cümle.
Yazma sınavlarında genellikle Grund für ihr Schreiben bölümü çıkar. Yani yazma sebebini belirtme çıkar. Genelde bütün bölümlerde arkadaşlar bu bölüm vardır ve ilk sırada yer alır genelde. Onun için bununla alakalı belli kalıp cümleleri öğrenmenizde gerçekten çok yarar var. Şimdi yazma sebebi belirtme kalıplarına geçiyoruz. Ich schreibe Ihnen diese Nachricht oder diese E-Mail oder diesen Brief. Yani eğer mesaj yazıyorsanız ya da mail yazıyorsanız ona göre artikeli diye olduğu için diese oluyor. Ama unutmayın schreiben fiilini akuzatif kullanacağız. Burada der Brief geldiği zaman bunu diesen Brief şeklinde akuzatif yapmamız gerekiyor. Weil ich gehört habe das bla bla. Oradan sonra cümlemizi yazacağız. Yani ich schreibe Ihnen diese E-Mail. Ben bu maili size yazıyorum. While çünkü bakın while'dan dolayı ne oluyor? Fiilimiz sona gidiyor. Burada virgül koymayı unutmuyoruz. Bakın while'dan önce virgül koymayı unutmuyoruz. Kırmızı olarak belirtmişiz onu. Neden? Çünkü bu tip yan cümlelerde virgül olması gerekiyor ve virgüllerden dolayı da bakın yarım puanınız kırılır. Yani netice itibariyle noktalama hataları da ciddi bir puan yapabilir toplamda yani. Onun için burada virgül koymayı unutmuyoruz. Bir de mektup bittikten sonra geriye dönüp kontrol yapacağımız zaman ne yapacağız? Buradaki noktalama işaretlerine de ekstra bakacağız. Bunun için süre gerçekten önemli. Ben bundan dolayı size Lesen bölümünü hızlı bitirmenizi tavsiye ediyorum. Lesen bölümünü hızlı bitirirseniz mektuba daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Yani mektubu yazmakla alakalı biraz ekstra zamanınız olur. Çünkü Lesen'da 25 soru var ve 45 dakika veriliyor. Bu 45 dakikayı siz diyelim ki 35 dakikada bitirdiğinizi düşünelim. 10 dakika süreniz kalacak. O 10 dakikada hemen mektuba bakıp mektubu Lesen'ı çözüyor gibi Lesen sayfalarının arasında mektubu yazmaya başlayabilirsiniz. Böylelikle mektup 30 dakikaydı. 10 dakikada oradan geldiği zaman 40 dakikalık bir süreniz olur. Hayli hayli bu size yetmiş olur yani. Bakın mesela oradaki bla bla nokta nokta bölümünü dolduralım. Ich schreibe Ihnen diese E-Mail. Ben bu e-maili size yazıyorum. Weil ich gehört habe das. Çünkü ben duydum ki Sie krank sind. Siz hastaymışsınız. Sizin hasta olduğunuzu duydum gibi. Yani burada bakın cümleyi çok farklı yazabiliriz. Böyle bir cümleyle giriş yaptığımız zaman hem yazma sebebini belirtmiş olacağız. Hem de bakın 3 tane cümleyi birbirine bağlamış olduk burada. Yani Ich schreibe Ihnen diese E-Mail. Daha sonra Weil ich gehört habe. Daha sonra da Sie krank sind. Bakın üçünü birden bağlamış. Birinde while, diğerinde das kullanmış olduk. Bu şekilde bir cümle kullandığımız zaman netice itibariyle biz gramerden, correct height'tan ya da iletişimsel tasarımdan çok yüksek puan alırız. Ich schreibe Sie über meine Entscheidung zu informieren. Yani kararımı size bildirmek için yazıyorum. Ja da ich schreibe Ihnen meine Antwort zu sagen. Size cevabımı söylemek için yazıyorum şeklinde cümlelerde yazma sebebi olarak belirtilebilir. Sizi aradım ama ulaşamadım tarzı cümleler de mektuplarda çokça kullanılabiliyor. Yani bu şahıs da olabilir, firma da olabilir. Yani ich habe Sie angerufen, aber leider konnte ich Sie nicht erreichen. Yani sizi aradım ama maalesef ulaşamadım. Ya da firmaya yazıyorsunuz. Ich erreiche bei der Firma telefonisch niemanden, deshalb schreibe ich Ihnen diese E-Mail. Yani şirketteki hiç kimseye telefonla ulaşamıyorum, bu yüzden size bu e-postayı yazıyorum gibi bir cümleyi yazdığımızda yazma sebebi olarak giriş yapmış olabiliriz. Hem de deshalb'li bir cümle kullanmış oluruz, yan cümleli bir cümle kullanmış oluruz ve böylelikle puanımız yüksek gelmiş olur. Ya da yazma sebebimizi konuyu belirterek de yazabiliriz. Mesela ich schreibe an dich, weil ich deine Hilfe brauche. Yani sana yazıyorum çünkü sana ihtiyacım var. Senin yardımına ihtiyacım var gibi bir cümle yazabiliriz. Ich schreibe Ihnen diesen Brief, yani bu mektubu size yazıyorum. Weil ich Sie leider informieren möchte, çünkü sizi bilgilendirmek istiyorum maalesef. Das ki ich meinen Vertrag bei Ihnen kündigen werde oder möchte. Yani sizin olan sözleşmemi feshedeceğimi, iptal edeceğimi bildirmek istiyorum ya da bunu yapacağım şeklinde. Yani bu mektubu size yazıyorum çünkü maalesef sizin olan sözleşmemi feshedeceğimi, sona erdireceğimi bildirmek istiyorum şeklinde bir cümle kullanılabilir. Ya da diyelim ki kursa katılamayacağız, derse katılamayacağız, hocamıza yazacağız bir mektup. O zaman ich schreibe Ihnen, weil ich diese Woche nicht in den Unterricht kommen kann. Yani size yazıyorum çünkü bu hafta derse gelemiyorum gibi bir cümle yazabiliriz. Bakın ich schreibe Ihnen ya da ich schreibe an dich, weil bla bla şeklinde yazabileceğimiz gibi, yani sana yazıyorum çünkü şeklinde yazabileceğimiz gibi bunu deshalb de yapabiliriz. Yani cümlemizin sonuna da alabiliriz. Yani bla bla diye mevzuyu izah ederiz. Daha sonra deshalb schreibe ich Ihnen diye bundan dolayı size yazıyorum şeklinde de yazabiliriz. Mesela bakın buradaki cümlede Zur Zeit sind meine Frau und ich ya da eğer bayansanız mein Mann und ich auf der Suche nach einer Tagesmutter, koma. Bakın burada virgül koymayı unutmuyoruz. Deshalb schreibe ich Ihnen. Bundan dolayı size yazıyorum. Yani kocam ve ben ya da karım ve ben şu anda bir çocuk bakıcısı arıyoruz. Bu yüzden size yazıyorum. Bakın unutmayın iki kişi söylenecekse yani meine Frau und ich şeklinde söylemeniz gerekiyor. Ich und meine Frau şeklinde yazdığınız zaman bu biraz egoistçe kabul ediliyor. Gramer
temel olarak hata olmamakla birlikte nezaket açısından önce başkalarını söylüyorsanız önce onları zikretmeniz gerekiyor. Yani mein Freund, Freund und ich şeklinde. Yani arkadaşınız erkek bile olsa, bakın burada bayan olduğu için değil, bir bayan da söyleyecekse burada bayan ich und mein Mann demiyor. Bakın mein Mann und ich şeklinde söylemesi gerekiyor. Burada bayanlara öncelik verildiği için değil. Burada kendinizi ön planda söylemiyorsunuz. Daha sonra söylemiş oluyorsunuz. Bu nezaketen, gramer açısından değil, onu söylemiş olalım. Bir de Desalp önceki Almanca'da önceden büyük yazılıyordu ve kendisinden önce nokta konuluyordu. Bunu görürseniz şaşırmayın ama günümüz Almancasında en çok küçük yazılıp kendisinden önce virgül konularak yazılıyor. Bunu bu şekilde yazmanız gerekiyor. Yani orada virgül koyuyorsunuz. Daha sonra Desalp'i küçük yazıyorsunuz. Biliyorsunuz Desalp pozisyon bir bağlacıydı. Yani Desalp'ten sonra fiil gelmesi gerekiyor. Desalp schreibe ich Ihnen şeklinde yazmış oluyoruz biz cümlemizi. Ya da direkt mevzuya girerek ya da farklı cümlelerle yazma sebebimizi belirtebiliriz. Mesela burada olduğu gibi bakın. Sie wollten wissen, yani sen bilmek istedin. Neyi bilmek istedin? Was ich im Moment tun. Yani şu an ben ne yapıyorum? Davon erstelle ich Ihnen gerne ve bunu anlatmaktan memnuniyet duyarım. Yani şu an benim ne yaptığımı bilmek istedin. Bundan dolayı, bunu anlatmaktan dolayı ben memnuniyet duyarım gibi bir cümle kullanabiliriz. Yine wenden fiili kullanılabilir. Wenden dönmek demek. Refleksif ve anla kullandığımız zaman yani size dönüş yapıyorum. Yani size bu maille ya da bu mektupla dönüyorum ya da bildiriyorum anlamları kazanıyor. Genelde çok çok kullanılıyor. Resmi mektuplarda bu tabiri çok çok görebilirsiniz. Ich wende mich an Sie, yani size dönüş yapıyorum. Weil ich eine Bitte habe, yani sizden bir ricam var. Yani size dönüş yapıyorum çünkü sizden bir ricam var, sizden bir isteğim var. Yani ya da size bunu yazıyorum, sizden bir ricam, isteğim var. Yani buradaki an propozisyonuyla birlikte kullandığımız zaman yani size yazıyorum gibi bir mana çıkmış oluyor. Aslında size dönüş yapıyorum, size bu şekilde mektubu yazıp size bu iletiyi ulaştırmış oluyorum gibi bir manası olmuş oluyor. Ich wende mich an Sie, weil ich ein paar Fragen habe. Yani size dönüyorum çünkü size birkaç sorun var gibi burada wenden fiilini kullanabiliriz. Neden bu wenden üzerinde durdum? Çünkü bakın wenden fiili çok kullanılan bir fiil değil. Normalde sınavlarda çok kullanılan bir fiil değil. Burada siz wenden'ı kullandığınızda, mihle kullandığınızda ve an propozisyonuyla birlikte kullandığınızda, yani wenden'ın refleksif halini kullanmış oluyorsunuz ve an propozisyonuyla kullanılma halini görmüş oluyorsunuz, yapmış oluyorsunuz. Bundan dolayı bu hocaları etkileyeceğini düşünüyorum. Yani kendilerinin de çok çok kullandığı bir kalıp olduğu için bu kalıbı orada gördüklerinde bu onları ekstra etkileyecektir. Gramer puanınız yüksek gelecektir. Tabii bu ich wende mich an Sie kalıbını biz diğer cümleler için de kullanabiliriz. Mesela bu yazma sebebini belirtme kalıpları içerisinde ilk işlediğimiz cümleyi hatırlayın. Ich schreibe Ihnen diese Nachricht oder diese E-Mail oder diesen Brief, weil ich gehört habe das şeklinde bir cümlemiz vardı ya. İstersek buradaki ich schreibe Ihnen diese Nachricht, diese E-Mail bölümünü çıkartıp yerine ich wende mich an Sie şeklinde başlayıp daha sonra weil ich gehört habe das şeklinde, yani size dönüş yapıyorum çünkü duydum ki şeklinde kalıbımızı burada da kullanabiliriz. Sadece bunda değil, diğer cümlelerin hepsi birbirinin yerine, baştaki kalıplar birbirinin yerine kullanılabilir. Şimdi geldik giriş cümlelerine, yani Einleitung cümlelerine. Burada gazeteyi kullanabiliriz. Yani gazetede okudum ki bla bla. Yani örnek veriyorum, bir daire arıyorsunuz, gazetede ilanınızı gördüm. Ya da iş arıyorsunuz, gazetede iş ilanınızı gördüm. Ya da çocuk bakıcısı arıyorsunuz yani. Ve gazetede okudum ki ilanınızı okudum şeklinde bir cümleyle giriş yapabilirsiniz. Yani in der Zeitung habe ich gelesen das şeklinde, yani gazetede okudum ki daha sonra cümleyi yazarız. Mesela ich schreibe Ihnen diesen Brief, bu mektubu size yazıyorum. Weil ich in meiner Tageszeitung Ihre Anzeige gesehen habe, die mich interessiert. Yani bu mektubu size günlük gazetede ilgimi çeken ilanınızdan dolayı, ilanınızı gördüğüm için yazıyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Yani bakın buradaki kalıp cümle hepsine uyabileceği için bu kalıbı aldım ben. Yani burada işte dairenizi gördüğüm için ya da ne bileyim farklı iş ilanınızı gördüğüm için ya da ne bileyim çocuk bakıcısı ilanınızı gördüğüm için falan gibi ayrıntılı girmeye gerek yok. Yani böyle bir genel cümle hepsine uyar. Ben bu mektubu yazıyorum çünkü gazetede ilanınızı gördüm. Ne ilan? Daha sonra o ayrıntıyı verebilirsiniz siz. İşte daireniz veya çocuk ya da ne bileyim işle alakalı bilgiler girebilirsiniz. Yani bu kalıp bütün gazetede görebileceğiniz ilanlara uyabilecek genel bir kalıp olduğu için bu kalıbı ben kullandım. Sizin de kullanmanızı, ezberlemenizi tavsiye ederim. Ich möchte dir etwas erzählen. Yani sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Ya da ich möchte mich entschuldigen. Yani özür dilemek istiyorum. Ya da leider muss ich Ihnen sagen, leider muss ich Ihnen schreiben das. Yani maalesef şunu söylemem ya da yazmam gerekiyor ki gibi bir cümleyle giriş yapıp daha sonra gerekçeleri yazabiliriz.
Bakın mesela ich möchte Ihnen sagen, dass es ein Problem in meinem Haus gibt. Yani evimde bir sorun olduğunu söylemek istiyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Tabii bunu biraz önce öğrendiğimiz yazma sebebini belirtme cümleleriyle de kullanabiliriz. Yani ich schreibe Ihnen, weil ich ein Problem habe. Yani size yazıyorum çünkü bir sorunum var gibi cümleyi öyle de kullanabiliriz, böyle de kullanabiliriz. Yani burada çok çeşitli varyanslarımız söz konusu. Şimdi geldik Hilfe Anforderung'a. Hilfe yardım demek biliyorsunuz. Die Anforderung da istek, talep, talep etmek anlamlarına geliyor. Yani yardım isteği, yardım talebi anlamına geliyor. Bütün kalıplarda bakın iki varyanslı öğrenmek lazım. Yani ya siz birisinden yardım istiyorsunuzdur mektupta ya da birisi sizden yardım istiyordur. Ya birisini, birilerini siz davet ediyorsunuzdur doğum gününüze, düğününüze vesaire ya da birisi sizi doğumuna, düğününe vesaire davet ediyordur. Yani her kalıbın aslında iki varyansı var yani. Biri sizin verdiğiniz, yaptığınız organizasyon, plan, parti vesaire. Biri de katılacağınız veya katılmanız gereken vesaire. İşte burada da biz önce yardım isteği cümlelerini göreceğiz. Yani bizim yardım talep ettiğimiz cümleleri göreceğiz. Daha sonra da başkaları bizden yardıma isterse o zaman hangi cümleleri kullanacağımızı göreceğiz. Ich bitte Sie um Hilfe, deshalb schreibe ich Ihnen diese Nachricht. Yani yardımınızı istiyorum. Bu yüzden size bu mesajı yazıyorum. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Yani lütfen bana bir iyilik yapar mısınız? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Yani senden bir ricada bulunabilir miyim? Ich habe eine Bitte an Sie. Yani sizden bir ricam var, isteğim var. Wenn es kein Problem für Sie ist, könnte ich bla bla machen. Yani senin için sorun değilse, senin için problem değilse şunu yapabilir miyim gibi bir cümle olmuş oluyor. Ich brauche Hilfe, um das Problem zu lösen. Yani sorunu çözmek için yardıma ihtiyacım var. Ich brauche Ihre Hilfe für circa 5 Stunden. Yani yaklaşık 5 saat yardımınıza ihtiyacım var. Burada saatte belirtebiliriz yani şu kadar saat ihtiyacım var gibi. Hiermit möchte ich Sie höflichst darum bitten, das. Yani sizden kibarca rica ediyorum ki, işte ne rica ediyorsak ondan sonra das'tan sonra yazıyoruz. Ama unutmuyoruz ki das'tan sonra fiilimiz sona gidiyor. Bitte sagen Sie mir Bescheid, ob Sie mir helfen können. Yani lütfen bana yardım edip edemeyeceğinizi bildiriniz. Burada edip edemeyeceğinizi ob veriyor. Biliyorsunuz ob'da da gene ne oluyor? Fiilimiz sona gitmiş oluyor. Tabii yardım istemede karşıdaki insanın vaktinin olup olmadığını sormamız nezaket icabı iyi olur. Yani haben Sie etwas Zeit für mich? Yani benim için biraz vaktim var mı gibi bir cümleden sonra benim yardıma ihtiyacım var şeklinde talepte bulunabilirsiniz. Bir de size zahmet olmazsa cümlesini eklemeniz yani mektubunuza veya cümleleri hem nezaket hem şıklık katacaktır. Yani bunu hem mektupta da kullanabilirsiniz hem de gündelik hayatta da bir şeyde birisinden bir şey rica ettiğiniz zaman yani şunu şunu yapar mısınız? Tabii size zahmet olmazsa gibi cümleye bunu ekleyebilirsiniz. Yani talebinizi yaptıktan sonra wenn es Ihnen keine Mühe macht, yani size zahmet olmazsa, size yorgunluk, size külfet olmayacaksa manasını verebiliriz. Yeri gelmişken die Mühe ile müdeyi karıştırmamanızı öneririm. Die Mühe zahmet, külfet anlamında bir ismimizken müde bitkin, yorgun anlamında bir adyektifimiz yani sıfatımız. Şimdi jemand dem behilflich sein cümlelerine yani birine yardım etme cümlelerine geçtik. Bakın burada behilflich sein datif kullanılması gerekiyor. Jemand dem'den bunu anlıyoruz. Yani birine anlamına geliyor. Birini olacağı zaman jemand dem şeklinde gelmesi gerekiyor. Mesela jemand dem lieben yani birini sevmek anlamına gelmiş oluyor. Burada datif kullanacağız bunu. Birine yardım etme cümlelerinde benim en çok kullandığım kalıp birinci kalıp yani du hast mir eine E-Mail geschrieben, yani sen bana bir e-mail yazdın. Und mich um einen Gefallen gebeten, yani benden bir iyilik rica ettin, bir iyilik istedin anlamında. Yani bana bir e-posta gönderdin ve benden bir iyilik istedin şeklinde bir cümleye giriş yapabilirsiniz. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Sizden birisi bir rica ettiği zaman hemen bu cümleyle bana e-posta yazdın ve benden ricada bulundun. Ben bunu kabul ediyorum ya da etmiyorum. Çünkü mektupta bize sizin vaktiniz var ya da bunu kabul edin ya da etmeyin gibi cümleler verebilir. Bize de bırakabilir. Bize bırakırsa hem kabul edebiliriz hem kabul etmeyebiliriz. Ama bize bırakmıyorsa yani sizin vaktiniz yok o işi yapmaya falan gibi bir cümle varsa o zaman ya kusura bakma vaktim yok gibi bir cümle kullanacağız. Yani sen benden bir istedin ama ich habe keine Zeit, yani benim zamanım yok gibi bir cümle kullanabiliriz vesaire. Ya da yardım edebileceksek eğer o zaman sen benden bir iyilik rica ettin. Ben sana yardımcı olabilirim gibi cümleye devam edebiliriz yani. Yani bu cümle ikisine de uyuyor yani. Bana bir e-posta gönder.
gönderdin ve benden bir iyilik istedin. Ama ben kabul ettim mi etmedim mi daha sonraki cümlem bunu belirleyecek. Onun için bu her duruma uyan bir kalıp olduğu için ben en çok benden rica edilen bir iyilik istendiği zaman hep bu kalıpla başladım. Ben bu kalıbı banko ezberlemenizi tavsiye ederim size. Kann ich dir helfen? Sana yardımcı olabilir miyim? Ich kann Ihnen helfen. Yani size yardım edebilirim. Diğerinde soru, fiili başa aldığımız için soru oldu. Buradaysa direkt fiil ikinci sırada olduğu için normal bir cümle olmuş oldu. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Yani sana ne gibi bir yardımım olabilir gibi böyle bir cümlede kullanabiliriz mektuplarımızda. Kann ich etwas für Sie tun? Sizin için bir şey yapabilir miyim? Sizin için ne yapabilirim gibi bir cümle olmuş oluyor. Yeri gelmişken tun'la machen arasındaki farkı da kısaca izah etmek istiyorum. Machen belli, yapacağımız şey belliyse machen kullanıyoruz. Yapacağımız şey belli değilse tun kullanıyoruz. Ya da soyut şeylerde genelde tun kullanıyoruz. Mesela örnek veriyorum. House of Cobb'ın ne yapacağımız belli olduğu için machen'dır yani. Ev ödevini yapmak olarak kullanıyoruz. Ya da temizlemek, evi temizlemek vesaire. Bunların hepsi machen'da kullanılıyor. Ama ne yapacağı belli değilse, mesela diyelim ki bir mağazaya gittiniz. Mağazadaki görevli size ne diyor? Was kann ich für Sie tun? Sizin için ne yapabilirim diyor. Bakın orada tun kullanıyor. Neden? Çünkü sizin için ne yapacağını bilmiyor yani. Yani birisi mağazaya girmiş ama belki müdürle görüşmek istiyor. Belki birini ziyarete geldi. Belki ürün değiştirecek. Belki affedersiniz yani tuvaletiniz var mı? Tuvaletinizi kullanayım diyecek. Yani ya da ürün satın alacak. Ne yapacağı belli değil. Onun için was kann ich für Sie tun diyor. Sizin için ne yapabilirim? Yapılacak şey belli olmadığında bu şekilde kullanılıyor. Aynı şekilde mesela acımakta da mesela schmerzen da ağırmak, acımak ya da tut weh de acımak, ağırmak anlamına geliyor. Arada şöyle bir nüans farkı var. Orada da yeri gelmişken bunu da söyleyeyim hemen hızlıca. Bakın doktora gittiğimiz zaman doktor ne yapıyor bize? Hemen soruyor. Hat es weh getan diyor. Mesela bastırıyor karnımıza ya da bir yere. Yani acıdı mı diyor. Yani ani oluşan acılarda, yani diyelim ki dizimizi bir yere çarptık ve ani bir acı oluştu. İşte orada tut weh kullanılıyor. Ya da doktor bir yere bastırıyor. Bastırdığımda acıyor mu anlamında hat es weh getan diyor mesela. Yani acıdı mı diye soruyor yani bize. Yani ani acılarda, yani bir yere vurduğumuzdan dolayı bir anda oluşan acılarda tut weh kullanılıyor. Ama devam eden bir süreç varsa o zaman schmerzen kullanılıyor. Yani ihabe kop schmerzen. Yani benim baş ağrım var. Yani başım ağrıdı. Yani bir süreç olarak devam edip duruyor yani. Burada kop schmerzen kullanıyoruz. Ama mesela kafamı bir yere vurdum. O zaman tut weh diyorsunuz. Aa, acıdı, kafam acıdı yani. Arada farklı bir konuya girmiş oldum. Hemen konumuza dönüş yapalım. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Yani size yardımcı olmaya devam edebilir miyim? Weiterhelfen yardıma devam etmek, yardımı sürdürmek anlamına geliyor. Şimdi die Situation ausdrücken, yani durumu ifade etme bölümüne geldik. Burada sıkıntımız neyse, problemimiz neyse onu direkt belirtebiliriz ya da ayrıntıya girebiliriz. Yani ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit der Heizung. Yani dairemdeki ısınmayla alakalı, ısıtıcıyla alakalı bir problemim var, sorunum var diyebiliriz. Ya da ich habe die Bücher im Internet bestellt. Ya da ich habe die Werkzeuge online bestellt. Yani kitapları internetten aldım ya da alet edevatları internetten online sipariş ettim gibi cümleler kullanabiliriz. Burada bizim ifade etmemiz gereken, anlatmamız gereken, yani izah etmemiz gereken bir durum varsa o durumu açıklıyoruz, şerh ediyoruz bu bölümde. B1 sınavında en çok çıkan konulardan birinin garantili aldığımız bir ürünün bozulması ya da aldığımız bir ürünün bozuk, eksik veya kusurlu çıkması sonucu firmaya mail yazma konusu olduğunu önceki dersimizde söylemiştik ve bu konuyla alakalı ekstra kalıp cümleler öğrenmenizi tavsiye etmiştik. İşte bu Situation Ausdrücken bölümünde, durumu ifade etme bölümünde ben güzel bir kalıp cümleler belirledim burada. İşte bu cümleleri kullanarak her türlü duruma karşı, her türlü aldığımız alet, edevat bozuk çıkması durumuna karşı bu kalıpları kullanabiliriz. Bu kalıplar mesela ben fotoaparat üzerinden yaptım ama burada fotoaparatı siz değiştirebilirsiniz. Yani bozuk olan şey ne olabilir? Ne bileyim handy olabilir ya da ne bileyim kül şırank olabilir ya da wash machine olabilir vesaire. Orada sadece fotoaparat kısmını değiştireceğiz. Ama tabii unutmayın burada akuzatif olan aynen kısmını eğer machine gelmişse o zaman ayna şeklinde olacak. Das gelmişse aynı şeklinde olacak. Ona dikkat edeceğiz. Yani akuzatif durumuna sadece dikkat etmiş olacağız. Peki cümlemiz nasıl? Bakın for zwei Monaten habe ich im Internet einen Fotoapparat bei Ihnen gekauft. Yani 2 ay önce internetten sizden bir fotoğraf makinesi satın aldım. Bakın for geldiği için for zwei Monaten, yani zwei Monaten, Monat, Monate çoğulu, for'dan dolayı, datif'ten dolayı datif çoğulu ekstra bir en geliyordu. Oradaki en ondan dolayı gelmiş oluyor. Yani bu kalıbı yazdığımızda bu şekilde Monaten şeklinde yazdığımızda hocalar bakın datif'ten çoğuldan dolayı ekstra en geldiğini bildiğinizi görmüş olacaklar. Tabi burada değiştirebiliriz fotoaparatı. Yani aldığımız şey ne olabilir? Mesela Kühlschrank diyelim. Der Kühlschrank, buzdolabı aldık diyelim. For zwei Monaten habe ich im Internet einen Kühlschrank bei Ihnen gekauft diyebiliriz.
ederiz. Ya da burada neyse, wash machine ise aynı wash machine şeklinde cümleyi kullanmış oluyoruz. Giriş cümlemizi böyle yapmış oluyoruz. Der Fotoapparat hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Yani kamera aniden çalışmayı bıraktı, yani bozuldu anlamında. Burada dediğimiz gibi der Fotoapparat yerine işte die wash machine hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Yani çamaşır makinesi aniden bozuldu, aniden işlememeye başladı, çalışmamaya başladı gibi bir cümle kullanabiliriz devamında. Daha sonrasında ise ich habe noch Garantie, yani benim hala garantim var. Und möchte Sie bitten, ve sizden rica ediyorum, den Fotoapparat zu reparieren, fotoğraf makinemi tamir etmenizi rica ediyorum. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, eğer tamir mümkün değilse, schicken Sie mir, bana gönderin, als Ersatz, yedek olarak gönderin, einen neuen Fotoapparat, yeni bir kamera gönderin. Yani bakın, çok hoş bir cümle. Ich habe noch Garantie und möchte Sie bitten, den Fotoapparat zu reparieren, wenn eine Reparatur nicht möglich ist, schicken Sie mir, als Ersatz, einen neuen Fotoapparat. Yani hala garantim var ve sizden fotoğraf makinesini tamir etmenizi rica ediyorum. Onarım mümkün değilse bana yedek bir makine gönderin şeklinde bir cümle kullanmış oluyoruz. Bakın burada diyelim ki size gelen şeyde smartphone ya da handy geldi mesela. O zaman ne yapacağız? Onu handy'ye göre değiştireceğiz. Yani ich habe noch Garantie und möchte Sie bitten, das Handy zu reparieren, wenn eine Reparatur nicht möglich ist, schicken Sie mir als Ersatz ein neues Handy şeklinde. Das olduğu için ein neues geliyor. Ein neues Handy şeklinde cümlemizi yazmış olacağız. Yani eğer wash machine ise ona göre yazmış olacağız. Yani istediğimiz gibi bu kalıbı kullanabiliriz. Yani size tavsiyem bu slaytı hepsini öğrenmeniz ve sınavda genelde, çünkü bu şekilde bozuk bir şey çokça geliyor, bu kalıbı aynen uygulayıp mektuba geçirmeniz, bu şekilde mektubunuzun büyük bir kısmını zaten tamamlamış olacaksınız. Şimdi geldik davet cümlelerine, yani Einladung cümlelerine. Burada tabii ya birileri sizi davet edecek ya siz birilerini davet edeceksiniz. Önce sizin davet ettiklerinize bakalım. Ne yapabiliriz? Önce şöyle giriş yapabiliriz. Basitçe giriş yapabiliriz. Wir werden eine Party geben, yani bir parti veriyoruz. Ya da ich möchte eine Party machen, yani bir parti yapmak istiyorum. Ya da wir feiern unser Hochzeitstag, yani düğünümüzü kutluyoruz, düğünümüzü yapacağız şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Daha sonra da davet yapabilirsiniz. Yani ich möchte dich zu meine Geburtstags einladen, yani seni doğum günüme davet etmek istiyorum. Ya da birkaç kişi ise ich möchte euch alle zum Geburtstag einladen, yani hepinizi doğum günüme davet etmek istiyorum gibi bir cümle kullanabiliriz istersek. Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir bla bla feiern, yani biz arkadaşlar arasında nokta noktayı kutlayacağız, kutlamak istiyoruz. Wir würden uns sehr freuen, ve çok mutlu oluruz, wenn du kommen könntest, yani eğer gelebilirseniz. Yani arkadaşlar arasında biz nokta noktayı, buradaki nokta nokta işte doğum günü olabilir, düğün olabilir vesaire, istediğimizi oraya koyabiliriz. Nokta noktayı kutlamak istiyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun oluruz şeklinde güzel bir cümle kullanabiliriz. Wir feiern unseren Hochzeitstag, yani düğün günümüzü kutluyoruz. Ya da wir feiern meinen Geburtstag, yani doğum günümü kutluyoruz. Ya da wir feiern mein bestehende Prüfung, yani sınavı geçmemi kutluyoruz gibi cümleler kullanabiliriz. Bakın artikeline göre durum değişmiş oluyor. Burada bestehen fiilini biz das bestehen yaparak isimleştirmişiz. Das bestehen ya da mein bestehen diyoruz burada benim olduğu için. Mein bestehen der Prüfung genetif yapılmış. Die Prüfung genetifte der oluyor. Yani sınavımın geçilmesini kutluyoruz şeklinde cümlemizi kullanabiliriz istersek. Es wäre toll, wenn du kommen könntest. Yani gelebilirsen çok iyi olurdu. Wir würden uns über deine Teilnahme sehr freuen. Yani katılımınızı dört gözle bekliyoruz. Katılımınız bizi sevindirir şeklinde bir cümlede kullanabiliriz. Bakın burada würden kullanılmış. Yani konjektif zwei kullanılmış. Konjektif zwei konusunu biz daha işlemedik. İleride işleyeceğiz bu konuyu ama kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bakın würden ve hätten fiili. Würden'ı biz eğer fiil varsa, cümlede fiil varsa würden'ı kullanıyoruz. Hätten varsa da, yani bir şey isteyeceğimiz zaman hätten varsa da o zaman fiil yoksa da hätten'ı kullanıyoruz. Yani örnek vereyim mesela, en basit örneği. Ich hätte gerne einen Kaffee. Yani ben bir kahve istiyorum. Yani kahvem olsa iyi olurdu anlamına geliyor. Diğerinde ise bakın ich würde gerne einen Kaffee trinken. Burada trinken fiilimiz olduğundan dolayı würden'ı kullanmak zorundaydık ve ich'e göre çekimini yaptık. Ama yukarıda da ikisi de aynı cümle aslında. Ama yukarıdaki cümlede hätten kullanıyoruz. Neden? Hätten kullanıyoruz. Konjektif zweihänden. Haben'ın konjektif zweihänden kullanıyoruz. Çünkü fiil yok. Fiil olmadığında ich hätte gerne einen Kaffee, ama fiil olduğunda ich würde gerne einen Kaffee trinken şeklinde kullanmamız gerekiyor.
Bu kısa gramer bilgisinden sonra hemen dersimize dönüyoruz. Einladungsorganisation, yani davet organizasyonları. Burada organizasyonla alakalı, yani ya davetle alakalı, kutlamayla alakalı ayrıntılı bilgiler burada verebiliriz. Mesela ich feiere meinen Geburtstag am 12. Mai. Yani ben 12 Mayıs'ta doğum günümü kutluyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Ya da mesela organizasyonu bir restoranda yapabiliriz. Yani her zaman biz evimizi düşünüyoruz ama Almanlar da bir restorana gidip arkadaşlarını çağırıp orada kutlama yapıyorlar. Hatta herkes yediğini ödüyor bazen. Öyle de bir durum olabiliyor. Yani bir arkadaşımızın böyle bir kutlaması vardı mesela. Gittiğinizde millet restoranda yemek yiyor. Hediyelerini veriyor. Doğum gününü kutluyorsunuz ona. Normalde herkes gidiyor. Kendine yediyse onun hesabını orada ödüyor. Eğer bir cömertlik yapıp düğün sahibi ya da kutlama sahibi, doğum günü sahibi gidip ödeyebilir. Ama buna hazırlık olun. Yani sizi bir doğum gününe çağırmışlarsa ve restoranttaysa o zaman hesabı ödeme ihtimaliniz çok yüksek. Kendi yediğinizin hesabını ödeme ihtimalinizin yüksek olduğunu bilin. Bunu bu şekilde böyle bir kalıp cümle kullanırsanız hem Alman kültürüne de vakıf olduğunuzu göstermiş olursunuz. Mesela ich organisiere eine Party im Restaurant Kebabhaus in der Königstraße 10. Yani Königstraße 10'daki Kebabhaus restoranında bir parti düzenliyorum gibi bir kalıp cümle kullanabiliriz burada. Die Einladung akzeptieren, yani daveti kabul etmek. Burada ne diyebiliriz? Gerade habe ich Ihre Einladung bekommen. Yani davetinizi yeni aldım. Und möchte Ihnen damit mitteilen da ich mich sehr darüber freue. Yani bundan dolayı çok memnun olduğumu bilmenizi isterim gibi bir cümleyle başlayabiliriz. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Yani partinize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ich komme gern, yani memnuniyetle gelirim gibi bir cümle kullanabiliriz. Tabii daveti kabul ettikten sonra ekstra bazı sorularla mektubunuzu şekillendirebilirsiniz. Mesela darf ich meine Frau oder meine Kinder oder mein Mann mitbringen? Yani karımı, çocuklarımı ya da kocamı yanımda getirebilir miyim gibi, davete getirebilir miyim gibi bir soru sorabilirsiniz. Ya da was kann ich für dich mitbringen? Yani senin için ne getirebilirim? Beraberimde ne getirebilirim diyebilirsiniz. Ya da ich kann einen kochen backen, wenn du willst. Yani istersen kek yapabilirim gibi bir cümle kullanabiliriz. Çünkü davet edildiğinde genelde bir şeyler götürülür. Karşıdaki getirmenize gerek yok diyorsa götürmezsiniz ama bu tip durumlarda siz karşı tarafa sorarsınız. Yani bir şey getirmem gerekiyor mu? Bir şey yapmam gerekiyor mu diye sorarsınız nezaketen. Tabii bazen katılmamanız gerekebilir. Yani mektupta o şekilde istenebilir sizden. O durumda şu kalıpları kullanabiliriz. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht zu Ihrer Hochzeit gekommen bin. Yani düğününe gelemediğim için senden özür dilemek istiyorum. Ya da buradaki kalıpları değiştirebiliriz yani. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht zur Geburtstagsfeier gekommen bin. Ya da ich möchte mich Ihnen entschuldigen, weil ich letzte Woche leider nicht in den Unterricht gekommen bin. Düğün gününe katılamadığım için ya da dersinize katılamadığım için, gelemediğim için sizden özür diliyorum gibi ne yapabiliriz? Katılmama cümlelerini bu şekilde kullanabiliriz. Tabii katılamama özründe iki tane durum söz konusu. Yani birincisi katılamayacağınızı bildirme cümleleri var. Bir de düğün geçmiş ya da parti geçmiş, davet geçip gitmiş, siz katılmadığınız için özür dileme var. Mesela siz katılamayacaksanız ne yapabilirsiniz? Mesela ich entschuldige mich dafür. Burada ich entschuldigen fiilini mich ile refleksif kullanmamız gerekiyor. Yani bunun için özür dilerim ki ich werde am 1. Februar 2021 nicht zu Ihrer Hochzeit kommen können. Yani 1 Şubat'taki 2021'deki düğününüze gelemeyeceğim için özür diliyorum gibi bir cümle kullanabiliriz yani. Ya da ich entschuldige mich dafür, ich werde am 1. Februar 2021 nicht zu Ihrer Geburtstagsfeier kommen können. Yani burada da doğum gününüze gelemeyeceğim için, şu tarihteki doğum gününüze gelemeyeceğim için özür dilemiş oluyorsunuz. Ya da ich entschuldige mich dafür, ich werde am 1. Februar 2021 nicht zum Hochzeitstag kommen können. Tabi burada zum kullanacağız. Neden? Hochzeitstag der Tag olduğu için Hochzeitstag der olmuş oluyor. Sum olmuş oluyor. Diğerlerinde Feier geldiği için ya da Zeit geldiği için Hochzeit ya da Geburtstagsfeier dediğimiz zaman artikeli die olmuş oluyor. Die olduğu için su geldiği için dativ oluyor. Su irer oluyor. Burada sum, su diyeyim, sum olmuş oluyor. Burada dikkat edeceğimiz konu bu. Yani dativ olacağı zaman artikeline göre durumu değiştirmiş oluyoruz. Ya da önce teşekkür edip daha sonra bunun için, davet için mutlu olduğunuzu belirtip bir sebep bildirerek katılamayacağınızı da belirtebilirsiniz. Yani ich bedanke mich dir für deine Einladung zum 60. Geburtstag, yani 40. doğum günü davetin için teşekkür ederim. Ich habe mich sehr darüber gefreut, yani bu konuda çok mutlu oldum. Ich wäre gerne dabei, aber ich kann leider nicht kommen. Yani orada olmak isterdim ama maalesef gelemem. Ich habe leider einen anderen Termin, yani maalesef başka bir terminim var, randevum var. Ya da
ich warte auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, yani bir iş görüşmesi için davet bekliyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. Ya da en basitinden Entschuldigung für bla bla şeklinde kullanabiliriz. Yani şunun için özür dilerim. Yani Entschuldigung für Verspätung, yani gecikme için özür dilerim gibi. Yani buraya ne koyarsak gider yani. Ya da ich bin krank, ben hastayım. Und bitte Sie, ve sizden rica ediyorum. Das ki Sie mich entschuldigen, beni affetmenizi rica ediyorum. Yani ben hastayım, sizden beni affetmenizi isteyeceğim, rica edeceğim şeklinde bir cümle kullanılabilir. Ich würde liebend gern, aber ich habe leider keine Zeit. Yani çok isterdim ama maalesef zamanım yok. Yani bunu gerekçelendirebiliriz istersek. Ich bin immer ziemlich beschäftigt. Ben her zaman meşgulüm. Ya da ich mache viele Überstunden, çok fazla mesai yapıyorum gibi cümleler kullanılabilir. Ya da o tarihte ya da o randevu sırasında ben seyahatte olacağım, çalışacağım ya da randevum var gibi cümleler de kullanabiliriz. An diesem Termin kalıbını yapabiliriz. An diesem Termin bin ich verreist. Yani bu tarihte seyahat ediyorum. Yani bu termin sırasında, bu belirtilen tarihte seyahatteyim gibi bir cümle oluyor. An diesem Termin muss ich arbeiten. Yani bu tarihte çalışmaktayım. An diesem Termin habe ich einen wichtigen Termin. Yani bu tarihte önemli bir terminim var, başka bir terminim var gibi bir cümle kullanılabilir. Tabii benim size tavsiye edeceğim uzun bir kalıp cümle var. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bir sürü katılamama özrü cümlesi kullandık ama buradaki uzun kalıp bütün kalıplara uyabilecek ve içinde bir sürü yan cümleleri barındıran bir kalıp. Onun için bunu kullanmanızda yarar var diye düşünüyorum. Nedir bu? Biraz belki öğrenmesi zor, ezberlemesi zor olacak ama öğrendiğinizde birçok yerde kullanabilirsiniz bu kalıbı. Yani du weißt das, yani sen biliyorsun ki meine Mutter krank ist, benim annem hasta. Und das, ve buradaki und das dediği du weißt das'a gidiyor. Yani gene biliyorsun ki sie meine Hilfe braucht, o benim yardımıma ihtiyacı var. Ich muss mich jeden Nachmittag nach der Arbeit um sie kümmern. İşten sonraki her öğleden sonra onunla ilgilenmeliyim, ona bakmam gerekiyor. Yani deshalb kann ich nicht zu deinem Geburtstag kommen. Bundan dolayı senin doğum gününe gelemem şeklinde bir cümle kullanabilirsin. Burada Geburtstag'ı değiştirerek istediğimiz şeyi koyabiliriz. Bundan dolayı işte su diner party common diyebiliriz vesaire. Yani istediğimiz gibi bu cümleyi kullanabiliriz. Yani bakın bu cümlede bir sürü das var. Birçok cümleyi birleştirmiş. Yani annem hasta, yardıma ihtiyacı var. Sen de bunu biliyorsun. Ondan dolayı benim öğleden sonraları annemin yanına gitmem gerekiyor. Bundan dolayı partine gelemiyorum, düğününe gelemiyorum, ne bileyim doğum gününe gelemiyorum gibi. Hoş bir cümle. Yani hem gerekçesi var hem de bir sürü gramer kuralını içinde barındırmış oluyor. Şimdi teşekkür cümlelerine geçiyoruz. Vielen Dank für bla bla. Yani şunun için teşekkür ederim gibi. Hatırlayın Entschuldigung'da da aynı şekilde kullanmıştık. Entschuldigung für bla bla. Entschuldigung für die Verspätung. Yani gecikme için özür dilerim. Burada da vielen Dank für Ihre Antwort. Yani cevabınız için teşekkür ederim. Ya da vielen Dank für deinen Brief ya da Ihren Brief, mektubunuz için teşekkürler. Ya da vielen Dank für Ihre freundliche Einladung. Yani nazik arkadaşça davetiniz için teşekkürler. Vielen Dank für die Einladung zum Geburtstag. Yani doğum günü davet için teşekkürler. Vielen Dank für Ihre Hilfe, yardımınız için teşekkür ederim gibi cümleler kullanabiliriz teşekkür cümlelerinde. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Unterstützung destek demek, desteğiniz için teşekkürler. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Yani anlayışınız için teşekkür ederim. Yani diyelim ki geç kaldınız ya da gidemediniz okula vesaire. Bu durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Yani çabalarınız için teşekkürler. Ya da Mühe. Mühe zahmet, gayret demek. Yani zahmetleriniz için, yorulmanız için teşekkürler. Sie waren mir eine große Hilfe. Yani bana çok büyük yardımınız oldu manasında bir cümle kullanabiliriz. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Yani bu konudaki, bu meseledeki yardımınız için teşekkür ederim. Ich kann dir gar nicht genug danken. Yani sana ne kadar teşekkür etsem az, ya da ich kann Ihnen diyebiliriz. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Yani size ne kadar teşekkür etsem az şeklinde bir cümle kullanılabilir. Ich danke Ihnen im Voraus. Yani şimdiden size teşekkür ederim. Yani bir şey istiyorsunuz, talep ediyorsunuz karşıdan ama daha cevabı belli değil, yapıp yapmayacağı. Burada şimdiden teşekkür ederim. Türkçe'de de kullandığımız bir kalıp. Yani normalde Feraus önceden demek. Önceden teşekkür ederim. Daha yapılmadan önce teşekkür ediyorum. Yani Türkçedeki karşılığı şimdiden teşekkür ederim gibi kullanabiliriz bunu. Şimdi gelişme cümlelerine geçtik. Burada bizim değinmediğimiz noktalar varsa bunlara bu bölümde değinebiliriz ve ayrıntılar verebiliriz burada. Mesela die Party findet am 9. Mai ab 18 Uhr statt. Burada statt finden, yani vuku bulmak, gerçekleşmek anlamına geliyor. Yani parti 9 Mayıs'ta saat 18'den itibaren olacak, gerçekleşecek. Burada ab'den itibaren anlamına gelmekte. Bitte sagen Sie mir Bescheid bis zum 1. Februar 2021 ob Sie kommen können. Yani lütfen 1 Şubat'a kadar gelip gelemeyeceğinizi bildirin, kararınızı bildirin şeklinde bir cümle söyleyebiliriz burada.
Diyelim ki davet var ve davete bir şey getirilip getirilmeyeceği ile alakalı cümleler olabilir. Burada eğer daveti siz veriyorsanız mesela Sie müssen nichts mitbringen, weil ich schon alles besorgt habe. Yani hiçbir şey getirmenize gerek yok, getirmek zorunda değilsiniz. Çünkü ben zaten her şeyi hallettim, hallediyorum şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ich kann zum Beispiel Süßigkeiten mitbringen, o da aynen kuchen bakın yani. Eğer siz davete gidiyorsanız o zaman işte ben tatlı getirebilirim veya bir kek pasta pişirebilirim şeklinde bir cümlede isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi sınavlarda çokça çıkan 5 verde yani reklamasyon konusuna yani şikayet konusuna geliyoruz. Bununla alakalı şu cümleleri kullanabilirsiniz. Mesela hiermit möchte ich mich über ihr bla bla beschweren, yani nokta noktanız hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Mesela ev sahibine yazacaksınız diyelim ki dairesiyle alakalı. Hiermit möchte ich mich über ihre Wohnung beschweren, yani dairenizden şikayet etmek istiyorum. Ya da leider bin ich sehr unzufrieden mit ihrer Wohnung, yani maalesef dairenizden memnun değilim şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Yani burada Wohnung'u değiştirebilirsiniz. Yani işte cep telefonu koyabilirsiniz, araba koyabilirsiniz, ne bileyim her türlü şeyi buraya koyabilirsiniz. Yani ben bundan memnun değilim, mutlu değilim gibi bir cümle olabilir. Das Handy entsprach nicht meinen Erwartungen. Yani cep telefonu beklentilerimi karşılamadı. Burada entsprechen fiilinin preteritum hali var. Entsprach var. Yani cep telefonu benim beklentilerimi karşılamadı. Burada cep telefonu dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani Ihre Waschmaschine entsprach nicht meinen Erwartungen. Yani sizin çamaşır makineniz benim beklentilerimi karşılamadı diyebilirsiniz. Artık orada şikayetçi olduğunuz neyse onu oraya ekleyebilirsiniz. Hierbei möchte ich Ihnen anhand mancher Beispiele mitteilen, was ich erlebt habe. Yani yaşadıklarımı anlatmak için bazı örnekler vermek istiyorum. Yani olumsuz beş perde yapacağız, reklamasyon yapacağız, şikayette bulunacağız. Yani yaşadığınız olumsuzluklardan örnek vermek için bu kalıbı isterseniz kullanabilirsiniz. Burada hereby bir adverb, yani bu vesilesiyle, bununla anlamına geliyor. Aynı zamanda anhand var. Anhand da vasıtasıyla bir şeye istinaden anlamında bir propozisyonumuz ve daima genitif kullanılıyor. Yani genelde örnek için bu kullanılır. Mesela anhand eines Beispiels dediğimiz zaman örnek vasıtasıyla anlamına geliyor. Tabi burada neden öyle gelmemiş? Çünkü çoğul. Beispielimiz çoğul olduğu için çoğulun genitivi der olmuş oluyor. Onun için mancher olmuş oldu. Anhand mancher Beispiele şeklinde kullandık biz burada. So können wir nicht weitermachen. Yani bu şekilde devam edemeyiz. Yani diyelim ki bir şey var, onunla alakalı şikayet ediyorsunuz. Cümleye arada ya biz böyle devam edemeyiz gibi bir cümle koyabilirsiniz. Ya da ich appelliere an deinen Gewissen, yani sizin vicdanınıza sesleniyorum. Yani elini vicdanına koy anlamına geliyor. Burada appellieren başvurmak, bir şeyi yapmaya davet etmek, hitap etmek, müracaat etmek anlamına geliyor. Yani ben sizin vicdanınıza hitap ediyorum, vicdanınıza müracaat ediyorum bunu gibi bir cümle olmuş oluyor. Yani bizim Türkçesi vicdanınıza sesleniyorum, elinizi vicdanınıza koyun gibi bir cümle kullanabiliriz. Yani böyle bir kullandığımız cümle bize iyi bir puan kazandıracaktır. Tabii burada biz şeyleri sıraladıktan sonra, yaşadığımız olumsuzlukları sıraladıktan sonra aufgrund der obenstehenden Gründen war ich mit ihrer Organisation nicht zufrieden. Yani yukarıdaki nedenlerden dolayı organizasyonunuzdan memnun kalmadım. Burada organizasyonu değiştirebilirsiniz. Yani mit ihrer Wohnung diyebilirsiniz. Yani bu yukarıdaki nedenlerden dolayı dairenizden memnun kalmadım gibi bir cümle kullanabilirsiniz isterseniz. Daher bitte ich Sie die umgehende Erstattung von 30 bu nedenle ücretin %30'unu derhal geri ödemenizi rica ediyorum. Yani bir şikayette bulunduğunuzda böyle bir cümle yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. %30 derseniz %40, %50, yani memnun olmama durumunuza göre bana ücretin şu kadarını geri ödeyin gibi bir talepte bulunabilirsiniz. Bu Almanya'da çok normal karşılanıyor ve ödeniyor yani. Daha sonra yatırmalar için IBAN'ınızı verebilirsiniz. Bitte überweisen Sie die Gebühr auf mein Konto mit der Nummer IBAN DE. Daha sonra bir numara alıyorsunuz. Burada ben hep 555 yazıyorum. Yani telefon numarası da daima 555 şeklinde yazıyorum. Bay der Sparkasse. Yani lütfen ücreti Sparkasse'deki IBAN numaram bilmem bla bla bla'ya yatırınız, aktarınız şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Über eine baldige und positive Antwort von Ihnen würde ich mich freuen. Yani sizden erken ve olumlu bir cevap bekliyorum. Buna sevinirim şeklinde bir cümlede yazabiliriz. Bu şekilde ne yapabiliriz? Karşı tarafı olumlu bir mesaj vermiş oluruz. Şimdi önemli bir tüyo vereceğim size.
Sınavda biliyorsunuz değinmemiz gereken 4 tane nokta var. Diyelim ki bunlardan bir tanesine veya iki tanesine değinemediğinizde ne yapabilirsiniz? O zaman değinemediğinizde aşağıdaki kalıp cümleyi kullanabilirsiniz. Yani ich werde den folgen de Punkt erledigen. Yani ben aşağıdaki noktayla, aşağıdaki meseleyle ilgileneceğim şeklinde bir cümle kullanıp daha sonra değinemediğiniz punktu aynen oradaki yazdığı şekliyle oraya yazabilirsiniz. Yani isterseniz. Eğer birkaç tane varsa, yani iki tane varsa, o zaman Mahdiye Kayne Zorgan, ich werde die folgen den Punkte erledigen, bla bla und bla bla şeklinde orada değinemediğiniz noktaları Mahdiye Kayne Zorgan'la, yani endişelenme, kafana takma, ben aşağıdaki noktalarla ilgileneceğim, bunları yapacağım gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Tabii böyle bir cümle kullandığınızda bu biraz yoruma açık olur. Yani normalde tek bir tane olsa, tek bir taneyi ich werde den folgen de Punkt erledigen dediğiniz zaman, ondan sonra değineceğiniz noktaya değindiğiniz zaman buradan tam puan alabilirsiniz, ama iki tane veya üç tane olduğu zaman yoruma açık bir durum söz konusu olur. Tam puan alamazsınız ama en azından yoruma açık olduğu için tam puan olmasa da, puanınız kırılsa da puan almış olursunuz. Bu durumda puan almamaktansa az puan almak daha iyi olduğu için bunu uygulayabilirsiniz. Ama değinemediğiniz bir nokta varsa bu şekilde ich werde den folgen de Punkt erledigen'ı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da wir haben noch Probleme zu lösen cümlesini bir hatırlayın. Planen'de de bu cümleyi kullanmıştık. Yani hala çözmemiz gereken problemler var. Zum Beispiel bla bla und bla bla şeklinde kullanabilirsiniz. Yani diyelim ki bir sorun var. O sorunla alakalı mektup yazdığınızda çözmemiz gereken şu şu problemler de hala durmakta gibi bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yani diyelim ki dairenizde birkaç tane problem var. Onları sıralarken bu cümleyi kullanabilirsiniz. Gelişme cümlelerinde karşı tarafa görevini hatırlatma cümleleri de kullanabilirsiniz. Yani hatırlayın, bizim kullandığımız altın cümleler vardı. O altın cümlelerden bazı cümleler seçip burada kullanabilirsiniz. Mesela es gibt drei Regeln, die der Vermieter beachten sollte. Yani bir ev sahibinin uyması gereken 3 kural vardır. Diese sind, bunlar şunlardır gibi. Ne yapıyorsunuz? Ev sahibinin yapması gerekli şeyleri orada sıralarsınız. Bu şekilde güzel bir cümle oluşturmuş olabilirsiniz. Ya da mesela patronunuza yazıyorsunuzdur. Eski bir zwei Regeln diyebilirsiniz. Mesela 3 kural aklınıza gelmezse zwei dersiniz. Zwei Regeln, die der Chef beachten sollte. Yani bir yöneticinin, şefin uyması gereken 2 kural vardır. Diese sind, bunlar şunlardır gibi. Ya da es gibt drei Rechte şeklinde 3 tane hak vardır gibi. Die ein Mieter haben muss, yani diese sind, yani bir kiracının sahip olması gereken 3 hak vardır, bunlar şunlardır gibi yazıp daha sonra orada gerekli söylemeniz gereken şeyleri ekleyebilirsiniz buraya. Bazı durumlarda karşı tarafın fikrini sormanız gerekir. Bu durumda was denken Sie darüber, yani bunun hakkında ne düşünüyorsun? Buradaki darüber daha önce konuşulan ya da yazılan şeyler hakkında, yani bir şeyleri soruyorsunuz soruyorsunuz, en son was denken Sie darüber dediğin zaman işte bu söylediklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz olmuş oluyor. Ja da was ist Ihre Meinung, ya da Ansichten in diesem Angelegenheit, yani bu konudaki, bu meseledeki fikriniz, görüşünüz nedir şeklinde sorabilirsiniz. Ya da was ist Ihr Standpunkt dazu, bu konudaki bakış açınız nedir? Ya da wie sehen Sie diese Sache, bu meseleyi nasıl görüyorsunuz gibi karşı tarafın fikrini sorabileceğiniz böyle soru cümleleri de öğrenmenizde yarar var. Garanti de çokça çıkan konulardan, çünkü Beşverde mektubu çok çıktığı için Beşverde'nin punktları arasında garanti de geliyor genelde. Bununla alakalı kalıp cümleler öğrenmemizde yarar var. Mesela ich habe noch mindestens für 18 Monate garanti, yani benim hala 18 ay garantim var, en az 18 ay garantim var. Weil die Waschmaschine erst 6 Monate alt ist, yani benim çamaşır makinem sadece 6 aylık. Das bedeutet, bu şu anlama geliyor. Sie können mir helfen, siz bana yardım edebilirsiniz. Und das Problem lösen, ve problemi çözebilirsiniz. Yani çamaşır makinesi sadece 6 aylık olduğu için hala en az 18 ay garantim var. Bu bana yardım edebileceğiniz ve sorunu çözebileceğiniz anlamına geliyor şeklinde güzel bir cümlemiz var. Ich möchte auch wissen, yani ben yine bilmek istiyorum, olup olmadığını, die Reparatur etwas kostet, yani onarımın bir maliyeti olup olmadığını da bilmek istiyorum. Aber, bakın burada ne diyoruz? Ich glaube nicht, yani ben böyle bir ücret çıkacağını zannetmiyorum. Weil, çünkü ich immer noch mehr als ein Jahr Garantie habe, yani hala benim bir yıldan fazla garantim var şeklinde kullanılmış. Hatırlayın, durumu ifade ederken orada kullanmıştık, yani fotoaparatı kullanmıştık. Oradaki cümleyi de aynen bu garanti bölümünde kullanabiliriz. Yani ich habe noch garanti, yani benim hala garantim var. Und möchte Sie bitten den Fotoaparat zu reparieren, ve fotoğraf makinesini tamir etmenizi istiyorum. Ja da wenn eine Reparatur nicht möglich ist, schicken Sie mir als Ersatz einen neuen Fotoaparat, yani eğer onarım da mümkün değilse bana yedek bir kamera gönderin şeklinde oradaki cümleyi de bu garanti kalıbı içerisinde de kullanabiliriz.
Şimdi bilgi isteme ve bilgi verme kalıplarına geçtik. Ben sırayla bu kalıp cümleleri işleyeceğim. İçlerinden hoşunuza gidenleri seçip ezberlemenizde yarar var diye düşünüyorum. Ich würde gerne wissen, bla bla bla. Yani bilmek istiyorum. Burada das da kullanabiliriz. Ich würde gerne wissen das. Ben bilmek istiyorum ki, daha sonra das geldiği için fiilimizi sonlandıracağız. Kannst du mir bitte auch sagen, yani bana söyleyebilir misin? Sonra ne söylemek istediğini, istersek oblu, istersek w-fragenli, istersek de daslı bir cümle kullanabiliriz burada. Ich habe ein paar Frage an dich, o da an sie, yani size birkaç sorum var şeklinde ne yapıyoruz? Fragen fiilini akuzatif olarak kullanıyoruz burada. Sizin için bazı sorularım var şeklinde. Bitte informieren Sie mich so bald wie möglich. Yani lütfen en kısa sürede beni bilgilendirin. Ich möchte wissen was Sie über mein Angebot denken. Yani teklifim hakkında ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Bakın burada was'lı bir yan cümle gelmiş. Was'dan dolayı fiilimiz sona gitmiş. Eğer fiil sona gitmeseydi was'ın yanında olmuş olsaydı, o zaman soru olmuş olacaktı yani. Was denken Sie über mein Angebot? Yani benim teklifim hakkında ne düşünüyorsun şeklinde bir soru olacak. Ama burada Ich möchte wissen, yani ben bilmek istiyorum. Was, neyi bilmek istiyorum? Bir şeyi bilmek istiyorum ki Sie über mein Angebot denken, yani teklifimin hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Bakın burada soru yok. Ama was'ın yanına biz denken'ı getirmiş olsaydık, o zaman soru olmuş olacaktı. Burada yan cümle olduğu için soru yok burada. Soru işareti koymuyoruz burada. Ich würde, o da ich möchte gerne wissen, yani ben bilmek isterim ki, burada virgülden sonra bakın ister ob kullanırız, yani olup olmadığını manasında, ya da das kullanabiliriz ya da w-fragen kullanabiliriz. Yani bu üç durumda da yan cümle olmuş oluyor. Netice itibariyle ne yapıyoruz? Biz fiili yine sona atmış oluyoruz. Yani her türlü olasılık mümkün. Yani buradaki bu kalıbı, bu güzel kalıbı her yerde kullanabiliriz. Yani ich würde gerne wissen, ben bilmek isterim anlamında. Devamında ob, das veya w-fragenlardan bir tanesini kullanıyoruz. Mesela bitte melden Sie mir Bescheid, yani lütfen bana haber verin, kararınızı bildirin. Ob Sie kommen können, yani gelip gelemeyeceğinizin kararını bildirin. Yani ob'lu kullanacağımız zaman böyle kullanabiliriz yani. Bitte sagen Sie mir bald Bescheid, yani lütfen bana kısa zamanda kararınızı bildirin yani. Ob Sie kommen können, yani gelip gelemeyeceğinizi. Ya da ich würde gerne wissen, ben bilmek istiyorum ki olup olmadığı neyi? Sie mit diesem Problem besorgen sind, yani bu sorunla ilgilenip ilgilenemeyeceğinizi bilmek isterim şeklinde ne yapabiliriz? Böyle bir cümle kullanabiliriz. Direkt soru olarak da bilgi isteyebiliriz. Yani kannst du mir bitte auch sagen, yani lütfen bana söyleyebilir misiniz? Sonra istersek daslı, istersek gene yan cümleli, was'lı ya da w-fragenli yan cümle oluşturabiliriz istersek burada. Wir würden uns sehr freuen, yani biz çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Wenn Sie über ausführlichere Informationen über bla bla zu senden könnten, yani nokta nokta hakkında bize detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar oluruz. Burada ausführlich detaylı anlamına geliyor, ayrıntılı anlamına gelmekte. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Yani bu da çok kullanılan kalıplardan biri. Yani daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen benimle irtibata geçin şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ich würde gerne wissen ya da ich möchte gerne wissen, o şekilde de kullanabiliriz. Bakın gene ne yapıyoruz? W-fragenlerden birini kullanıyoruz burada. Welche Unterlagen, hangi belgeleri ich ben zum Termin mitbringen soll, yani yanımda getirmeliyim termine. Yani termine ve hangi belgeleri yanımda getirmem gerektiğini bilmek istiyorum gibi bir cümle olmuş oluyor. İstersek bunu soru şekliyle de sorabiliriz. Bakın burada ich würde gerne wissen'da soru yok. Daha sonra zaten w-fragen geliyor. Fiilimiz de sona gittiği için bunun soru olmadığını anlıyoruz. Yani randevuya hangi belgeleri yanımda getirmem gerektiğini bilmek istiyorum diyoruz burada. Ama bunu soruya dönüştürürsek, bakın burada könnten Sie mir sagen, lütfen bana söyleyebilir misiniz? Burada soru burada könnten Sie de, yani fiil başa geldiği için bana söyler misiniz şeklinde oluyor. Daha sonra welche Unterlagen, gene welche w-fragen gelmiş. W-fragen'de ne oldu? Fiilimiz sona gittiği için bu yan cümle oldu. Anlıyoruz. Bu yan cümleden dolayı soru değil bu. Nereden dolayı soru? Könnten Sie mir sagen'dan dolayı soru olmuş oluyor. Soru işaretini sagen'ın oraya koyamayacağımız için cümlenin sonuna gidiyor. Könnten Sie mir sagen, lütfen bana söyler misiniz? Welche Unterlagen ich zum Termin mitbringen soll, yani randevuya yanımda getirmem gereken belgeleri söyler misiniz? Burada soru olduğu için soru işareti koyuyoruz. Bakın üstte soru olmadığı için soru işareti koymuyoruz. Bu da bir gramer hatası olur. Ona dikkat edelim. Bitte senden Sie mir alle Informationen per E-Mail. Yani lütfen bana tüm bilgileri e-postayla gönderin. Schick mir die Detail per E-Mail. Yani dosyayı bana e-postayla gönder gibi cümlelerde kullanabiliriz. Burada unutmayalım, mailler daima per ile kullanılıyor. Per vasıtasıyla, aracılığıyla, kanalıyla, ile anlamına gelen bir propozisyon ve daima akuzatif olarak kullanılıyor bu. Ich hänge die betreffende Datei an. Yani söz konusu dosyayı ekliyorum gibi bir cümlede maillerde kullanılabilir.
Yine çok çok kullanılan güzel bir kalıp var burada. Ich brauche eine Auskunft bezüglich bla bla, yani nokta nokta hakkında bilgiye ihtiyacım var anlamına geliyor. Mesela Ich brauche eine Auskunft bezüglich der Preise, yani fiyatlar hakkında bilgiye ihtiyacım var. Burada bezüglich nokta nokta konusunda, nokta nokta ile ilgili olarak anlamına gelen bir propozisyonumuz ve genitif olarak kullanılıyor. Bakın der Preis normalde çoğul olduğu için die Preise olmuş ve genitif der olmuş oluyor burada. Die Auskunft ise danışman, müracaat, enformasyon, yani bilgi, bilgilendirme, malumat anlamlarına gelmekte. Tabii bu kalıbı daha basit bir şekilde de kullanabiliriz. Yani Ich brauche Informationen über Preise, yani fiyatlar hakkında bilgiye ihtiyacım var gibi bir cümle de kullanabiliriz ama yukarıdaki bakın kalıp, yani Ich brauche eine Auskunft bezüglich der Preise cümlesinde hem bezüglich propozisyonunu kullanıyoruz, hem onun genitif olduğunu göstermiş oluyoruz, hem Auskunft kelimesini göstermiş oluyoruz gibi, yani daha çetrefilli, daha zor bir cümle olduğu için o cümleyi öğrenip kullanırsak eğer daha iyi bir puan alacağımızı düşünüyorum. Şimdi hızlı çözümle alakalı cümlelere geçelim. Burada genelde so schnell wie möglich kalıbı kullanılıyor. Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten. Ya da bir an önce ilgilenirseniz çok minnettar kalırım, minnettar olurum anlamında bir cümle olmuş oluyor. Yine bence banko ezberlemeniz gereken kalıplardan bir tanesi de bu. O da ne? Bitte sagen Sie mir Bescheid. Lütfen bana kararınızı bildirin. Ob Sie mir helfen können, bana yardım edip edemeyeceğinizi. Neden bildirmesi lazım bu şekilde? Wenn Sie keine Zeit haben, eğer zamanınız yoksa, muss ich schnell eine andere Person fragen. Ben başka birisine hızlı bir şekilde sormam gerekiyor yani. Neticede bir yardıma ihtiyacınız var. O yapamazsa başkasına sorabilmeniz için size vakit lazım. Ondan dolayı hızlıca bana dönün gibi bir cümle olmuş oluyor. Yani bana yardım edip edemeyeceğinizi lütfen bildirin. Eğer vaktiniz yoksa hemen söyleyin ki ben hemen başka birine sorayım, başka birinden yardım alayım anlamına geliyor. Güzel bir cümle. Bilgi verme cümlesi olarak da Ich freue mich, dir zu berichten, das kalıbını kullanabiliriz. Yani bunu duyurmaktan çok memnunum ki gibi bir cümle kullanabiliriz. Burada unutmayalım, Ich freue mich'den sonra koma, virgül koymamız gerekiyor. Ich freue mich dir veya Ich freue mich Ihnen şeklinde zilik yazacaksak Ihnen şeklinde yazmamız gerekiyor ama orada virgül olması gerekiyor, onu unutmayın. Zaten das'tan önce virgül var, onu biliyorsunuzdur ama Ich freue mich'den sonra da burada virgül koymamız gerekiyor çünkü sonraki cümlede gene berichten fiili var. Ondan dolayı oraya bir koma koymamız gerekecek. Leider muss ich dir berichten das, yani bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki bla bla, yani üstte sevinç duyduğunuz, altta da üzüntü duyduğunuz bir haberi verebilirsiniz. Tebrik cümlelerinde de en çok kullanılan herzlichen Glückwunsch zu bla bla. Yani burada nokta nokta için seni tebrik ediyorum. Yani burada doğum günü ise zum Geburtstag diyorsunuz vesaire. Yani neyse onunla alakalı bu kalıbı kullanabiliriz. Ya da ich wünsche dir viel Erfolg bei bla bla. Yani sana nokta nokta da başarılar diliyorum. Diğerinde tebrik, öbüründe ise başarı dilemek için böyle kullanabiliriz. Almanlar birisine üzüntüsünü ifade ederken yani ben bu zor zamanda seni düşünüyorum şeklinde bir cümle kullanıyorlar. Yani biz nasıl kalbim seninle diyoruz. Onlar işte ich denke an dich, ben seni düşünüyorum in dieser schwierigen Zeit, yani bu zor zamanlarda. Bu zor zamanda ben seni düşünüyorum. Kalbim seninle anlamında bir cümle oluyor. Yani diyelim ki bir üzüntülü bir durumu var ya da bir yakını vefat etti vesaire. O zaman böyle bir cümle kullanabilirsiniz. Yani bu sıkıntılı zamanda kalbim seninle, seni düşünüyorum anlamına geliyor. Tamir ve tamirci meselesi de çokça çıkan konulardan. Burada ich habe einen Vorschlag, yani ben size bir önerim var. Könnten Sie bitte einen Techniker oder Handwerker zu mir schicken? Yani lütfen bana bir teknisyen ya da bir usta gönderir misiniz? Jemand, o da eine Person, yani bir kişi ya da birisi, muss meinen Anschluss kontrollieren, o da überprüfen, o da reparieren. Yani o bir kişi benim bağlantımı kontrol etmeli, denetlemeli veya onarılmalı şeklinde cümleler kullanabiliriz. Ich bitte Sie das, Sie meine Waschmaschine reparieren. Yani çamaşır makinemi tamir etmenizi rica ediyorum. Könnten Sie dafür bitte einen Handwerker zu mir nach Hause schicken. Bunun için evime bir tamirci gönderir misiniz lütfen şeklinde bir cümleyle giriş yapabiliriz. Wenn der Handwerker die Waschmaschine nicht reparieren kann, würde ich gern eine neue bekommen. Yani eğer tamirci çamaşır makinesini tamir edemezse yenisini almak isterim şeklinde bir cümlede kullanabiliriz. Tabii yeni ürün veya paranızı iade de isteyebilirsiniz. Yani ich bitte Sie, ben sizden rica ediyorum. Mir eine neue Maschine zu senden. Yani bana yeni bir makine göndermenizi istiyorum, rica ediyorum. O da das Geld
Das ich bezahlt habe, yani size ödediğim parayı auf mein Konto zu überweisen, yani benim kontoma aktarmanızı rica ediyorum. Ya bakın burada das Geld demiş, koma, das o para, onun sıfatını veriyor şimdi. Ich bezahlt habe, ben onu ödedim. Yani benim ödediğim parayı benim hesabıma aktarmanızı istiyorum, rica ediyorum anlamında. Ich würde gerne wissen, könnten Sie den Fernseher reparieren lassen oder einen neuen schicken. Yani televizyonu tamir ettirip ettiremeyeceğinizi ya da yeni bir tane gönderip gönderemeyeceğinizi bilmek isterim manasına geliyor. Eğer yardımcı olunmazsa ne denilebilir? Bitte geben Sie ya da bitte machen Sie mir eine Lösung. Yani bana bir çözüm verin. Wenn Sie mir nicht helfen können, eğer bana yardımcı olmazsanız, werde ich den Vertrag leider kündigen, ben sözleşmemi feshedeceğim anlamına geliyor. Ich bitte Sie die gekaufte Ware so schnell wie möglich zu wechseln. Yani satın aldığım ürünleri en kısa sürede değiştirmenizi istiyorum. Wenn die Maschine bis Freitag nicht wechselt, melde ich den Fall bei der Verbraucherzentrale. Yani Verbraucherzentrale tüketici derneği. Yani tüketici merkezi. Bir problem olduğunda gittiğimiz tüketici merkezi. Bay ile kullanıyoruz. Bay olduğu için datif oluyor. D olduğu için D olmuş oluyor. Yani satın aldığım ürünleri değiştirin. Yani bu makine cuma gününe kadar değişmezse durumu tüketici merkezine bildireceğim anlamına gelmiş oluyor. Ich freue mich auf eine positive Antwort von Ihnen. Yani sizden olumlu bir cevap bekliyorum. Wenn Sie mir nicht antworten, werde ich mich bei der Verbraucherzentrale beschweren. Yani tüketici danışma merkezine şikayet edeceğim bana bir cevap vermezseniz. Şimdi anlaşmayı feshetme ve feshettiğimizde teyit alma cümlesine bakacak olursak Ich möchte meinen Vertrag zum next möglichen Termin kündigen. Yani sözleşmemi mümkün olan en kısa sürede feshetmek istiyorum. Burada next möglich mümkün olan en yakın olanak anlamına geliyor. Yani burada termine sıfat yaptığımız için mümkün olan en kısa süre anlamına gelmiş oluyor. Bitte senden Sie eine schriftliche Kündigungsbestätigung. Yani lütfen bana yazılı bir fesih teyidi gönderin. Burada yazılı teyit almanız gerekiyor bir şeyi iptal ettiğiniz zaman ki daha sonra bir problem çıkmamış olsun. Bitte senden Sie mir eine Bestätigung, yani lütfen bana bir onay gönderin. Das ist wichtig, damit ich sicher bin, dass alles in Ordnung ist. Lütfen bana bir onay gönderin. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bu benim için önemli anlamına gelmiş oluyor. Yine değinmemiz gereken punktlar içerisinde en çok çıkan konulardan birine geldik. O da irtibat yani kontak meselesi. Burada da bir sürü kalıp cümlemiz var. Bunlardan bazılarını ezberlemenizde yarar var. Bitte kontaktieren Sie mich. Lütfen benimle irtibata geçin. Meine telefon numara ist bla 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 şeklinde yazıyoruz. Burada telefon numarasını önceden belirlemenizde yarar var. Bakın basit gibi gelebilir ama sınavda yani ne bileyim telefon numaramı mı yazayım? 1, 2, 3, 4, 5 mi yazayım? Yani başına bir şey koymadım. Telefona benzemedi gibi. Böyle insan zihni bir an böyle şey oluyor, böyle konsantrasyonunuz dağılabiliyor. Onun için her zaman telefon numaranı ne bileyim 0177 555 5555 şeklinde yazabilirsiniz yani, ya da 0177 1234567 diye yazabilirsiniz vesaire. Yani önceden bunu belirlemenizde yarar var. Bei Fragen können Sie mich immer erreichen. Yani herhangi bir sorunuz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Meine telefon numara ist bla bla şeklinde gene yapabiliriz. Ya da Sie können mich direkt anrufen. Yani beni doğrudan arayabilirsiniz. Ich denke das ist am einfachsten oder am besten. Yani bence bu en kolay ya da en iyisi şeklinde. Meine Nummer lautet. Lauten şöyle olmak anlamına geliyor. Yani benim numaram şöyledir. Daha sonra da numaranızı yazıyorsunuz. Yani meine telefon numara ya da meine Nummer ist diyebilirsiniz ama bence ist yerine lautet kullandığınız takdirde daha güzel olmuş olur cümlemiz. Sie können mich täglich ab 18 Uhr abends erreichen. Yani bana her gün akşam 6'dan itibaren ulaşabilirsiniz. While ich arbeite, çünkü ben çalışıyorum. Yani bu cümle de güzel bir cümle. Ya da çok fazla ayrıntı vermek istiyorsak ve lafa birliği yapmak istiyorsak şöyle bir cümle kullanabiliriz. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 18 Uhr unter folgender Nummer bla bla şeklinde kullanabiliriz. Yani bize pazartesiden cumaya kadar 8.30'la 18.00 arasında aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz şeklinde bir cümlede istersek kullanabiliriz. Am Wochenende bin ich jederzeit erreichbar. Yani hafta sonu her zaman ulaşılabilirim. Ich habe aber eine neue Nummer. Yani ama benim yeni bir numaram var. Sie lautet, o şu şekildedir. Daha sonra numarayı yazabiliriz. Yani burada yeni bir numaranız olduğunu belirterek numarayı ekleyebilirsiniz böyle bir cümleyle. Sie können mich jederzeit per E-Mail erreichen.
Yani bana istediğiniz zaman e-posta ile ulaşabilirsiniz. Sie können mich jederzeit unter dieser Nummer bla bla erreichen. Yani bana nokta noktalı numaradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Wenn Sie noch Fragen haben, yani sorularınız varsa können Sie mich anrufen, beni arayabilirsiniz. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich bei mir melden. Yani herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçin şeklinde cümlelerde kullanabiliriz. Sie können bei Fragen mich immer erreichen, meine Telefonnummer ist bla bla. Bana her zaman herhangi bir soru için şu numaradan ulaşabilirsiniz. Hier ist meine Telefonnummer, Handynummer. Wenn Sie nicht haben, yani eğer o sizde yoksa, yani eğer benim numaram, cep numaram sizde yoksa cep numaramın bla bla şudur şeklinde bir cümle olmuş oluyor. Schreiben Sie mir bitte schnell zurück oder rufen Sie mich an. Lütfen hızlı bir şekilde bana yazın ya da beni arayın şeklinde bir cümle. Ich bin in der Woche ab 16 Uhr erreichbar und am Wochenende jederzeit. Yani hafta içi 4'ten itibaren hafta sonları ise herhangi bir saatte müsait olmuş oluyorum anlamına geliyor. Zum Schluss noch eine wichtige Frage. Wie komme ich am besten zu euch? Yani son olarak önemli bir soru diyor. Size en iyi nasıl ulaşabilirim şeklinde irtibatla alakalı böyle bir cümlede kullanılabilir. Sie können mich unter der Mobilnummer bla bla oder unter meiner verwendeten E-Mail Adresse erreichen. Yani bana şu numaradan veya kullandığım şu e-postadan ulaşabilirsiniz anlamına geliyor. Ich gebe dir meine Nummer, dann kannst du mich anrufen. Okay. Yani numaramı veriyorum, sana veriyorum. Sonra beni arayabilirsin, tamam mı? Anlamına geliyor. Ich schreibe dir meine Nummer, o da meine E-Mail, für alle Fälle, yani her ihtimale karşı sana numaramı ya da mailimi yazıyorum anlamına geliyor. Burada für alle Fälle, her ihtimal, her duruma karşı anlamında. Meine Frau ist jeden Nachmittag zu Hause. Benim eşim, karım her öğleden sonra evdedir. Sie können einfach anrufen und kommen. Yani kolayca arayabilir, rahatça arayabilir ve gelebilirsiniz. O da Sie rufen mich an ya da beni arayın. Meine Handynummer ist bla bla. Yani benim telefon numaram şudur. Meine E-Mail adresi lautet hacametaltin@gmail.com. Yani benim mail adresim hacametaltin@gmail.com'dur. Bu aynı zamanda gerçekten benim e-mail adresim. Herhangi bir durumda arkadaşlar bana mail atabilirsiniz, bir şeyleri sorabilirsiniz mail adresimden. Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit unter hacametaltin@gmail.com zur Verfügung. Yani herhangi bir sorunuz varsa hacametaltin@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz şeklinde cümleyi bu şekilde de söyleyebiliriz. Hastalık da gene çokça çıkan konulardan. Yani ya siz hasta olmuşsunuzdur, işe gidemiyorsunuzdur, ya çocuğunuz hastadır, okula gidemiyordur, ya da meslektaşınız hastadır ve görevlerinden bazılarını size devretmek istiyordur vesaire. Bu tip konular çıkabiliyor. Burada ne kalıpları kullanabiliriz? Mesela mein Sohn ist krank, benim oğlum hasta. Und kann deswegen diese Woche die Schule nicht mehr besuchen ve bu nedenle bu hafta okula gidemiyor şeklinde bir kalıp kullanabiliriz. Hiermit teile ich Ihnen mit, yani sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Das ki mein Sohn alle aus gesundheitlichen Gründen diese Woche nicht in die Schule kommen kann. Yani sağlık nedenleriyle bu hafta okula gidemeyeceğini size paylaşmak, bildirmek istiyorum. Leider ist krank geworden. Yani maalesef o hasta oldu, hastalandı anlamına geliyor. Gestern waren wir beim Arzt. Dün doktora gittik. Hat Erkältung. O üşütmüş, soğuk algınlığı var onun. Und hohes Fieber ve yüksek ateşi var. Darum muss mindestens diese Woche im Bett bleiben, wie der Arzt sagte. Doktorun dediği gibi bu hafta yatakta kalmalı şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Buradaki oğlumuz diyelim mesela oradaki yani veya kızımızsa Z diyebiliriz ya da mein Sohn diyebiliriz oradaki zamir yerine. Wahrscheinlich kann erst am Montag wieder in die Schule kommen. Muhtemelen pazartesiye kadar okula geri dönmeyecek. Ich hoffe, dass Sie oder in drei Tagen wieder zur Schule zurückkommen kann. Yani umarım 3 gün sonra okula dönebilir şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da kendimiz hasta olmuşuzdur. O zaman ich habe eine Erkältung, yani benim soğuk algınlığım var. Der Arzt Doktor hat mich bis Ende der Woche krank geschrieben. Yani hafta sonuna kadar doktor beni hastalık iznine ayırdı. Im Anhang finden Sie die Krankschreibung vom Arzt. Yani doktorun sağlık raporunu ekte bulabilirsiniz. Yani mail yazıyorsak böyle bir cümleyle yazabiliriz. Yani ekte Krankschreibung olduğunu belirtebiliriz. Wenn Sie eine Krankmeldung von mir brauchen, bringe ich Sie gerne diese Woche vorbei. Yani benim hastalık raporuma ihtiyacın olursa bu hafta getirmekten memnuniyet duyarım şeklinde bir cümle. Burada die Krankmeldung, yani hasta olduğunu bildirme, hastalığın bildirilmesi anlamları var. Aynı zamanda rapor alma anlamına da geliyor. Yani
Bu şekilde iki anlamı da var. Şimdi önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın iki tane örnek var. Ich habe gehört, yani ben duydum. Du hast eine Erkältung, yani sen üşüttün. Burada das olmadığı için ne yapıyoruz? Du hast fiil ikinci sırada olmuş oluyor. Fakat bu konuşma dilinde yapılan bir cümle. Yani normal gündelik hayatta konuşurken genelde das kullanılmıyor. Ama yazı dilinde böyle değil bakın. Eğer mektup yazıyorsak mektupta biz burada das koymak zorundayız. Eğer das koymazsak ne olur? Yani hocaya bağlı. Eğer sınavınızı okuyacak hoca ya burada das koymamış, onun için fiili de zaten ikinci sıraya koymuş, yani sona atmamış, konuşma dilinde de kullanılıyor, puanını kırmayayım diye düşünebilir ama tersi de düşünebilir. Yani bu konuşma dili değil, yazı dili, yazı dilinde das olması gerekiyordu deyip burada eksik bir puan olabilir burada. Onun için bunu konuşma dilinde kullanabilirsiniz. Yani ich habe gehört, das koymayıp du hast eine Erkältung diyebilirsiniz ama yazı dilinde ich habe gehört, das, du eine Erkältung hast şeklinde cümlede fiilimizi sona atmamız gerekiyor. Das koyarak duydum ki sen üşütmüşsün şeklinde cümlemizi böyle kullanabiliriz. Ich muss mindestens 15 Tage zu Hause bleiben. Yani en az 15 gün evde kalmam gerekiyor. Könnten Sie uns oder mir die Hausaufgaben per E-Mail senden? Yani ödevi bana veya bize e-postayla gönderebilir misiniz anlamına geliyor. Mein Arzt hat mich für zwei Wochen krank geschrieben. Aber ich fühle mich schon viel besser. Yani doktorum beni 2 hafta hastalık izni ayırdı ama şimdiden çok daha iyi hissediyorum şeklinde bir cümlede kullanılabilir istenirse. Tabii hasta olduğunuz için veya başka bir işiniz olduğu için görevlerinizi yapamıyor olabilirsiniz ve bir arkadaşınızdan görevlerinizi yapmasını isteyebilirsiniz. Bunun için talep cümlelerini öğrenmenizde yarar var. Wärst du so nett und könntest du ein paar meiner Aufgaben übernehmen? Yani çok kibar olup nazik olup işlerimden, görevlerimden bazılarını yapar mısın? Zuerst sollte büro material bestellt werden. Yani önce ofis malzemeleri sipariş edilmeli. Der nächste wichtige Punkt ist, daha sonraki önemli nokta ise die Rechnungen müssen erledigt werden. Yani faturaların halledilmesi, yapılması gerekiyor. Es wäre toll, ne kadar güzel olurdu, harika olurdu. Wenn du bitte auch Pflanze auf dem Schreibtisch gießen könntest. Çalışma masanın üstündeki bitkiyi sulaman harika olurdu gibi bir cümle kullanılabilir. Şimdi geldik termin yani randevu cümlelerine. Können Sie mir einen Termin dafür geben? Yani bunun için bana bir randevu verir misiniz? Wann würde es Ihnen passen? Yani hangi zamanlar size uygun olur? Könnten Sie mir sagen? Yani lütfen bana söyleyebilir misiniz? Wann Sie mir einen Termin vereinbaren könnten? Yani ne zaman randevu alabileceğinizi bana söyleyebilir misiniz? Ja da vakti olup olmadığını ich würde gern zu dir zum Besuch kommen. Yani seni ziyarete gelmek için diyor. Deshalb möchte ich wissen. Ben bilmek istiyorum. Ob neyi bilmek istiyor? Du am Samstag Nachmittag Zeit hast. Yani cumartesi öğleden sonra vakti olup olmadığını. Yani seni ziyarete gelmek için cumartesi öğleden sonra vaktin olup olmadığını bilmek istiyorum şeklinde bir cümle. Könnten wir bitte einen Termin vereinbaren? Yani randevu alabilir miyim lütfen? Die beste Zeit ist für mich zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, egal welcher Wochentag. Yani benim için en uygun zaman haftanın hangi günü olursa olsun. Yani egal welcher Tag derken hangi gün olursa olsun 12 Uhr yani 12 ile saat 6:18 yani 6 arasındadır. Ich hoffe, dass Sie mir so schnell wie möglich antworten. Yani umarım en kısa sürede bana cevap verirsiniz. Yani randevu istiyorsunuz. Randevu ile alakalı böyle bir cümlede devamında yazılabilir. Ich bin nächste Woche in Stuttgart. Gelecek hafta Stuttgart'tayım. Und wollte fragen, ob wir uns treffen könnten. Yani buluşup buluşamayacağımızı sormak istiyorum. Es tut mir leid, dass ich den Termin absagen muss. Weil mein Vater im Krankenhaus ist, yani babam hastanede olduğu için randevuyu iptal etmem gerekiyor, üzgünüm anlamına geliyor. Bu da absagen, iptal etmek anlamında. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir einen neuen Termin ausmachen würden. Yani benim için yeni bir randevu verirseniz bu benim için çok güzel olur. Ab 10. Februar 2021 habe ich immer Zeit und werde Ihnen zur Verfügung stehen. Yani 10 Şubat 2021'den itibaren her zaman zamanım olacak ve sizin için hazır olacağım. Burada Verfügung stehen'i kullandığımız zaman emre amade olmak, hazır olmak. Yani mesela soruyu kullandığımız zaman sorularınızı cevaplamaya hazır olmak gibi olmuş oluyor. Şimdi ödeme, ücret konusuna geçtik.
Wie soll ich für bla bla bezahlen? Yani nokta nokta için nasıl ödeme yapmalıyım? Wie soll ich für die Vermietung bezahlen? Mesela yani kiralama bedelini nasıl ödeyebilirim? Ich habe eine Kreditkarte. Benim kredi kartım var ya da ein Konto. Benim kontom var, hesabım var. Und könnte das Geld online überweisen. Ve paramı online olarak aktarabilirim, havale yapabilirim. Bitte sagen Sie mir Bescheid. Lütfen bana kararınızı bildiriniz. Wenn Sie möchten, eğer isterseniz, komme ich zu Ihrem Geschäft und bezahle bar. Yani isterseniz dükkanınıza gelip nakit ödeme yapabilirim. Bar nakit ödeme anlamında. Ya da diyelim ki bir eleman tutacaksınız. Onun saatlik ücretini öğrenmek istiyorsunuz. Özel ders olabilir. Ne bileyim çocuk bakımı için bir eleman tagesmuta tutabilirsiniz vesaire. Orada sorabilirsiniz. Könnten Sie uns bitte sagen. Yani lütfen bize söyler misiniz? Wie viel Sie für eine Stunde berechnen? Yani sizin bir saat için ne kadar ücret aldığınızı bize söyler misiniz? Bazen süreyle ilgili cevaplamak veya soru sormak durumunda da kalabiliyoruz. Bu durumda Ich weiß nicht genau, wie lange alles dauert. Yani hepsinin ne kadar süreceğinden emin değilim. Ya da Könnten Sie mir bitte sagen? Lütfen bana söyler misiniz? Wie lange der Kurs insgesamt dauert? Yani insgesamt burada tamamen, toptan anlamına geliyor. Yani kursun tamamının, hepsinin ne kadar sürdüğünü bana söyleyebilir misiniz anlamında. Mektuplarda genelde cevap bekleme bölümü oluyor. Onun için cevap bekleme kalıplarına da ihtiyaç var. Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören. Yani en kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle, bir şeyler duymak dileğiyle. Ya da schreib mir bitte bald zurück. Lütfen en yakın zamanda cevabınızı bekliyorum. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Yani cevabınızı bekliyorum. Cevabınız üzerine sevinirim anlamına geliyor. Ich warte auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Yani bir iş görüşmesi davetinizi dört gözle bekliyorum gibi bir cümle olmuş oluyor. Tabii burada unutmayalım, freuen fiili eğer auf'la kullanılıyorsa auf propozisyonu daha elde edilmemiş. Yani cevabı siz daha almamışsınız. Ama über'le kullanırsa cevabı almış oluyorsunuz ya da bir hediye elde etmiş oluyorsunuz. Onun üzerine seviniyorsunuz. Auf'taysa daha elde etmediğiniz bir şey için seviniyorsunuz. Könnten Sie mir bitte so schnell wie möglich eine Information geben? Lütfen bana en kısa sürede bilgi verir misiniz? Ich warte auf Ihre positive Antwort. Yani olumlu cevabınızı bekliyorum. Ich würde gerne wissen, ob der Schaden bezahlt wird. Yani hasarın ödenip ödenmeyeceğini bilmek istiyorum anlamında. Bevor ich komme, möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Was wünschst du dir als Geschenk? Yani gelmeden önce birkaç soru sormak istiyorum. Hediye olarak ne istiyorsunuz gibi bir cümle de olabilir. Yani bir davet edildiniz ve davette hediye noktası var. O noktaya değinmeniz lazım. Burada ne hediye istersiniz gibi bir cümleyle bunu sorabilirsiniz. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir eine baldige Antwort schicken könnten. Yani bana erken cevap gönderebilirsiniz. Bu çok kibar olurdu, nazik olurdu anlamında. Yine önceki cümlelerde söylemiştik. Bitte sagen Sie mir Bescheid, ob Sie mir helfen können. Yani bana yardım edip edemeyeceğinizi bildirin. Burada da cevap bekleme cümlesi olduğu için buraya da yazdım. Yine hediye konusu çokça çıkan konulardan. Bunun için hediye kalıplarını bilmekte de yarar var. Ich möchte euch gern etwas schenken. Habt ihr schon eine Uhr für die Küche? Yani sana bir şey vermek istiyorum, hediye etmek istiyorum. Mutfak için saatin var mı? Burada hediyenin önemine de vurgu yapabiliriz. Bunun için şöyle bir cümle kullanabiliriz. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, jemanden ein Geschenk zu geben, damit man jemanden glücklich machen kann. Yani bana göre birini mutlu edebilmeniz için birine hediye vermek çok önemli anlamına geliyor. Böyle bir cümle kullanıp daha sonra ben sana hediye vermek istiyorum diye bir cümle yazabiliriz. Soru sorma mektupta çokça çıkan konulardan. Yani illaki o punktlardan bazılarını soru sorarak bizim yazmamız gerekiyor. Bunun için soru sorma kalıplarını bilmek gerçekten önemli. Wenn Sie mir erlauben, yani bana izin verin. Möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Bana izin verirseniz size birkaç soru sormak istiyorum anlamında. Ich habe noch ein paar Fragen. Yani size bazı sorularım var. Wo findet Ihr Unterricht statt? Yani sizin dersiniz nerede yapılıyor? Ich möchte wissen, wie viel der Unterricht kostet. Yani ders ücretinin ne kadar olduğunu bilmek istiyorum. Könnten Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnen wird? Yani dersin ne zaman başlayacağını söyler misiniz? Tabii burada bir iki soru soracaksak önce bir soru sorup daha sonra die wichtigste Frage ist şeklinde bir soru sorabiliriz. Yani en önemli soru manasında böyle bir cümleyi kullanabiliriz. Wie viel das pro Stunde kostet? Yani saat başı maliyet ne kadar olduğunu bu şekilde sorabiliriz. Ich möchte gerne einen Computerkurs machen, aber ich habe noch ein paar Fragen. Yani bir bilgisayar kursu almak istiyorum ama
bazı sorularım var anlamına geliyor. An welchen Tagen ist der Kurs und um wie viel Uhr? Yani kurs hangi günlerde ve saat kaçta? Und wie viel kostet der Kurs? Yani kursun ücreti ne kadar? Ich habe noch eine wichtige Frage. Yani önemli bir soru daha var. Kannst du mir sagen, bana söyler misin? Wie ich am besten zu dir komme? Yani sana ulaşmanın, sana gelmenin en iyi yolunu bana söyler misin? Hätten Sie etwas dagegen, wenn bla bla. Yani hätten Sie etwas dagegen, yani senin için bir sakıncası var mı? Sen karşı çıkar mısın? Manasına gelmiş oluyor. Mesela hätten Sie etwas dagegen, wenn ich meine Frau oder meinen Mann mitbringe. Yani karımı ya da kocamı getirsem sizin için bir sakıncası olur mu? Yani buna karşı çıkar mısınız anlamında. Bazı genel geçer cümleleri bilmenizde de yarar var. Ben bazılarını örnek olarak yazdım buraya. Alles ist gut gelaufen, yani her şey yolunda gitti. Ya da das würde mich sehr freuen, çok mutlu olurum. Yani bunu yaparsanız çok mutlu olurum anlamında. Ich weiß das, bunu biliyorum. Das wusste ich nicht, bunu bilmiyordum. So etwas verärgert mich sehr, yani böyle bir şey beni çok sinirlendiriyor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bla bla. Yani şunun olup olmadığından emin değilim yani. O neyse artık oradaki cümleyi yazabiliriz ob'dan sonra. Kapanış, veda ve son cümleler kısmında mektubumuza artık bir sonuç eklememiz gerekiyor. Ve burada yeniden bir teşekkür edebiliriz ya da özür dileyeceksek tekrar bir özür yapabiliriz. Veya istediğimiz bir şeyi yeniden vurgulayabiliriz. Yani bir yardım istiyorsak, yani bana yardım edeceğinize eminim, umarım bana yardım edersiniz gibi, tekrar size teşekkür ederim gibi cümleler kullanmamız gerekiyor. Für Ihre Hilfe im Voraus vielen Dank. Yani yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Umarım bana yardım edebilirsin. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Yani desteğin için teşekkürler. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Yani anlayışınız için teşekkürler. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Hilfe. Yardımınız için teşekkür ederim gibi. Ne yapıyoruz bakın. Zaten başta bir teşekkür etmiştik. En sonunda tekrar bir teşekkür etme ihtiyacı hissediyoruz. Ya da mektubumuzda ne istiyorsak, neyi vurguluyorsak onu tekrar burada bir daha söylüyoruz. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Yani umarım bana yardım edebilirsin. Ich danke Ihnen im Voraus und hoffe, dass Sie mir helfen können. Yani şimdiden teşekkürler ve umarım bana yardım edebilirsin yine aynı şekilde. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ya da o da mühe. Yani Bemühungen çaba demek, gayret demek. Mühe de aynı şekilde çaba, gayret anlamına geliyor. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können und Sie so bald wie möglich diese Probleme lösen. Yani umarım bana yardım edebilirsiniz ve bu sorunları bir an önce çözebilirsiniz anlamına geliyor. Schreib mir bitte zurück, darauf würde ich mich sehr freuen. Herzliche Grüße. Yani lütfen bana geri yaz, cevap yaz. Bundan çok memnun olurum. Saygılarımla gibi bir cümle kullanabiliriz. Auf eine baldige Antwort ya da auf eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Yani yakında bir cevap almaktan ya da olumlu bir cevap almaktan mutluluk duyarım şeklinde de cümlelerimizi kullanabiliriz. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir bald möglichst schreiben. Yani en kısa zamanda bana yazarsan çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ich warte auf Ihre positive Antwort, yani olumlu cevabınızı bekliyorum. Nichts zu danken, es ist mir ein Vergnügen. Yani teşekkür edecek bir şey yok. Bu benim için bir zevk. Yani siz bir cevap yazıyorsanız mektuba bu şekilde bir kalıp kullanabilirsiniz. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder zu sehen. Yani seni yakında tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Grüßen Sie Ihre Frau, o da Ali, Ayşe ya da neyse oradaki ismi söylüyoruz. Von mir, yani karına, Ali'ye, Mahmut'a, Ayşe'ye neyse benden selam söyle anlamına geliyor. Wir bleiben in Kontakt, yani bağlantıda kalalım anlamında. Wenn du irgendwas brauchst, bitte sag es mir. Yani bir şeye ihtiyacın olursa lütfen bana söyle. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Yani sorularınız için her zaman emrinizdeyim. Yani bu da çok çok kullanılan bir kalıp. Ich hoffe, dass Sie bald wieder gesund werden und zu uns zurückkommen können. Yani umarım yakında iyileşirsin ve bize geri dönersin. Ich wünsche dir alles Gute, yani size en iyi dileklerimi sunuyorum. Burada das Gute iyi olan anlamına geliyor. Bir de die Güte var. Die Güte iyilik anlamında. Danke noch einmal, dass du dich bla bla kümmerst. Yani nokta noktaya baktığın için teşekkür ederim anlamına geliyor.
Burada neye baktıysa onunla alakalı cümleyi oradaki bölüme yazabiliriz. Yine dilek ve temenni cümleleri yazabiliriz. Yani başta hatırlarsanız ihmühte inen aynen şönen tak münşin demiştik. Burada da ihmünşe inen, o da ihmünşe diye noh ayn şönes bohinen de, yani size veya sana güzel bir hafta sonu diliyorum gibi bir cümle kullanabiliriz. İhvünşe diye, o da inen, fiil erfolg, o da fiil şpaz, yani size veya sana başarılar, iyi eğlenceler dilerim anlamında. Ya da doğum gününü tekrar kutlayabiliriz. Alles Gute zum Geburtstag, yani doğum günün kutlu olsun şeklinde tekrar bu cümleyi de yazabiliriz. Kapanış cümlelerinde ise resmi veya gayri resmi ise ona göre kapanışı yapıyoruz. Klasik olarak mit freundlichen Grüßen kullanılıyor. Bakın burada gürüs, der gürüs, die gürüsün, yani çoğul olmuş. Burada die gürüs aslında çoğulu. Die gürüse burada mit geldiği için ne yapıyoruz? Mit'ten dolayı çoğul sonuna bir ekstra en takısı almış oluyor. Freundlichen yerine besten de kullanabiliriz. Yani mit besten gürüsün aynı şekilde çoğul olduğu için gürüsen şeklinde gelmiş. Mit herzlichen gürüsün şeklinde de kullanabilirsiniz isterseniz. Ya da mesela çok sinirlendiğiniz birisine mit ergerlichen gürüsün diyebilirsiniz. Yani çok sinirli selamlarımla. Ben bunu sınavda kullanmıştım. Yani deneme sınavında kullanmıştım. Hocamız yani ergerlichen gürüsün, mit ergerlichen gürüsün, yani gramatik olarak hata yok ama bir kişiye ne kadar kızarsanız kızın, Almanlarda bitiriş her zaman böyle sevimli, saygılı selamlarımla falan gibi bitirmeniz gerekiyor. Yani freundlichen, besten, herzlichen, grüßen şeklinde bitirmeniz gerekiyor diye söyledi. Yani sinirli selamlarımla yani çok kullanılmaz dedi ama gramatik olarak doğru aslında. Ya da bakın mit gelmeyince ne oluyor? Freundliche grüße, yani der grüß, die grüße. Ne oldu? Çoğul oldu. Ama mit olmadığı için datif olmuyor. Datif olmadığı için de sonuna ekstra en gelmiyor. Çoğul da ekstra en gelmiyor datif olmadığı için. Ne yapıyoruz? Freundliche Grüße şeklinde gene resmi kullanımda kullanabiliriz. Ja da mit freundlichem Gruß şeklinde kullanabiliriz. Yani burada bakın der Gruß olduğu için bir tane selam yani. Netice itibariyle tek olduğu için der olmuş oluyor. Datif'den dolayı da ne yapıyoruz? Freundlichem şeklinde kullanıyoruz. Ama yukarıda mit freundlichen grüßen niye öyle gelmişti? Çünkü çoğulun datifinde dein oluyor. Freundlichen oradan geliyor. Ve grüße değil de grüßen sonuna bir ekstra en takısı datif çoğuldan dolayı gelmiş oluyor. Resmi olmayan kapanışta ise fiile grüße, liebe grüße, beste grüße, alles liebe, beste wünsche, grüße aus Stuttgart, bla bla gibi kullanabiliriz. Yani Stuttgart'tan selamlar, grüße aus Berlin, Berlin'den selamlar gibi bir cümle kullanabiliriz. Ve kapattıktan sonra adımızı yazmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Bu da puan kırılmaya sebep olur. Resmi bir mektupta ise tam adımızı yazıyoruz. Gayri resmi ise sadece adımız yeterli ya da Dain Ahmet şeklinde yazabiliriz. Burada unutmayın, ismimiz yazarken soy ismimizi büyük yazmayın arkadaşlar. Yani gramatik olarak hata olmasa da garip karşılanıyor. Burada öyle bir şey yok. Bizim Türkiye'de soy ismimiz büyük yazılabiliyor yani. İsmimizi küçük, soy ismimizi büyük yazabiliyoruz yani. Ama Almanya'da böyle bir kullanım yok. Onun için gerek isim gerek soy isim ikisi de aynı şekilde yazılması gerekiyor. Resmi olmayan kullanımdaysa dikkat edeceğimiz husus, eğer biz erkeksek Dain Ahmet, eğer bayansak Daine Zeynep ya da Daine Maria şeklinde kullanmanız gerekiyor. Yine unutulan veya son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa PS yazıp iki nokta üst üste, yani not koyup daha sonra bu eklenti dipnota cümleler ekleyebilirsiniz. Yani ne bileyim işte hastalık raporu ektedir vesaire, ya da aklınıza bir şey geldi ekstra bu cümleyi yazabilirsiniz PS şeklinde. Yani illa araya sokuşturmanıza gerek yok unuttuğunuz şeyi, oradan bu şekilde not da yazabilirsiniz. Bu da ekstra bir şıklık katar diye düşünüyorum sizin yazınıza. Beni sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Gerek bu dersin gerekse bundan önceki derslerin dokümanlarına Telegram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Telegram hesabının linkini açıklamalar bölümüne ekliyorum. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.